gece o kızcağız sana ne güzel asıldı diye, ne güzel kızdı ya. Boş yere iffet yaptın. Al işte bak. Abi bir sus ya. Bir sus ya. Özlemişim. Eda! Kız sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne oldu? Ne yaptın ya? Allah aşkına söyle ne yaptın? Ne oldu ki? Ne yaptı lan? Ne oldu lan? Ekmek kırıntısı üstünde tango mu yaptın? Hacca giden uçağı kaçırıp Amsterdam'a mı indirdin? Yoksa bir yakınınız vefat etti de Mevlüdün'de DJ Tiesto'yu mu çaldırdın ya? Anana babana el mi kaldırdın kız? Taş olmuşsun ya. Allah seni taş etmiş. Taş gibi bir kız olmuşsun. Aşırı derece sevimli bir taş olmuşsun. Ne bu hal? Yok canım sen daha mı abarttın? Puşta bak nasıl giriş yaptı. Sanki Shining'in açılışı ha. Seni. Kimsin lan sen? Çim adam. Asıl kesimsin lan. Metin ne işin var burada? Ne konuşmuştuk? İki dakika sus sen Eda. Bak panikledi dili attı. Asıl sen kimsin lan? Bitti mi lan? Bitti. Dürrük ne oğlum? O nasıl bir şey? Küfür mü kız? Bilemedim. Niye kıza soruyorsun aslanım? Hiçbir argo bilmiyorum. Sözlüğünü yazdım. Das Kapital'den kalın diye çıkarmadılar satışa. Buyur. Hakket yazdın mı? Tabii ki de yazmadım. Kız, babamın kitaplarından çantada kalmış işte. Saçmalamayın kardeşim bak. Ben daha önce tanımadığım kimseyi dövmedim. O yüzden soruyorum. Kimsin lan sen? Ha? Tanışalım girişeceğim. Delirtme beni bak. Artık tutamıyorum lan çikimi. Çikimi tutamıyorum çikimi. Eski mahalleden arkadaşım. Şimdi gider misin? Rütbemi söktü Eda. Ama gurur yapmadım. Arkadaş olarak kalabildik en azından. Yapma be. Ne diyorsun oğlum? Keşke öyle demeyeydin ya. İki tokatlayıp bir kenarda bırakıp gidecektim. Şimdi ibretlik yapacağım, ibretlik. Metin lütfen. Emrah biraz şakacıdır. Sivas'ın Cem Yılmaz'ı derler bana. Gerçi Cem Yılmaz da Sivaslı ama ne yapacaksın işte? Milletin ağzı çorba değil ki süzesin. Gülmedim. Vallahi hiç gülmedim. Bu sefer de gülen ben olayım be. Eda bana de ki Emrah al bu benim kartım. Müsait olduğunda bir arada görüşelim. Özleştik. Emrah lütfen. Kardeş bu boru anahtarı. Bana ne lan? Hayır bilincin açıldığında seni neyle dövdüler diye soracak doktorlar muhakkak bilesin diye söylüyor. Sen kimi dövüyorsun lan? Ben Sivaslıyım aslanım Sivaslı. Burası İstanbul oğlum Sivas'ın başkenti. Lan! Haydi. Emrah bu benim kartım. Müsait olduğunda bir yerde görüşelim. Özleştik. Ay boru anahtarı yere düştü görüyor musun aksiliği? Allah Allah ya. Ver lan şu kartı. İt. Ezberledim ki numarayı. Ezberledim ki. Ulan illa döve döve ön belliğe mi sil diyor ya. Aslanım sen niye bu kadar agresyon yaptın ya? He? Yoksa ya sizin bu Eda ile aranızda bir şey mi var? Eda ile aranızda bir şey mi var derken? Niye tekrarlıyorsun oğlum lafımı? Süremi kazanmaya çalışıyorsun lan. Lanet olsun sebebi neydi ki? Seviyor musun oğlum kızı? Yok be. Ettiği lafa baktım. Seviyor musun diyor. Eda diyor ya diyor lan elektrik dinliyor diyor. Şey diyor. Platonik mi diyor yoksa lan sen seviyorsun mu seviyor mu diyor. Yok be güzel kardeşim sevsem niye saklayayım ben ya? Ben patladanak konuşan bir adamım. Benim her şeyim ortadadır. Dobra bir adamımdır ben. Hazır dobrayım demişken bir dakika bekleteceğim sizi. Eğer sevmiyorsan söyle bileyim. Aşkımı kalbime gömer giderim. Beni daha aramam. Terbiyesizlik yapma. Bir daha aramam. Yemin ederim. Yeter ki sevgilim gerçekçi. İçini söyledi oğlan. Ama o zaman sen niye parazit yapıyorsun be aslanım? He? Sen benim Eda ile ilişkimi niye karıncalı gösteriyorsun bu oğlum? Lan oğlum Eda benim eski baldızım lan. Mahallemizin de tek eczacısı. Eline bakıyoruz kızın oğlum. Oo. O zaman ben seninle arayı iyi tutayım be Kirven. Kızın yakınısın sen. Numaranı versene ya kızı paslaşırız. Ne? Kısa mesajlaşırız. Emrah benim kartım müsait olduğunda bir arada görüşelim. Su tesisatçısı mı? Ulan be, taharet musluğum bozulmuştu iki gün önce. Damlatıyordu, onu yaptırırdım. Şu fukara da nasiplenirdi, görüyor musun? Neyse ya, bir dahaki sefer artık. Üzülme lan o kadar. 15 TL aldılar benden.
Kimler lan? Contayı değiştiren tesisatçılar. İtelemişler mi bana yoksa tarifesi mi böyle? Kardeş, dükkanın önüne geldiğin andan beri 86 farklı duyguyu ard arda yaşattın bana, manyak oldum. O yüzden 15 lira kaç para ediyor onu bile bilmiyorum. Oho, gitmiş bu. Neyse hadi görüşürüz, ben kaçtım. Gelmiyor mu? Gelin mi lan? Gel. Bak yerin hazır ya. Allah Allah, adam gel dedi, gidiyorum vallahi yani. Bütün mahkeme yeteneğim hepsi eridi, bitti gitti. Çağırdı, gidiyorum ben ya. Aa, saçını boyamışsın sen. 2 sene önce de bu renge boyamıştın. Güzel olmuş. Bence bunda ısrarlı ol. Teşekkür ederim. Dolgu da yaptırmışsın. Geçen seneki dolgun düşmüştü. Bu daha çekici. Dolgu mu? Sen biraz süzülmüşsün ama fazla değil. 600-700 gram civarında. Kilo yok ya sende. Hemen belli ediyorsun. Lan salak, her şey belli oluyor, anladı kız. Ölçtün, biçtin, tarttın, çene röntgenini çektin, geçmişiyle eşleme yaptın, şebek. CIA'de yok lan bu teknoloji. Şey de olabilir, sabah dükkana gelmeden önce büyüğünü yaptıysan o da fark ettirir. Tuvaletten 2,5 kilo eksik çıkmışlığım var benim. Bununla övüneceğim hiç aklıma gelmezdi ama iyi sıçarım. İyi de sıvıyorsun. Elimden geldiğince. Benim durduğum kaba yavaş yavaş gideyim, yoksa ben bu kazı şey yapamayacağım. Ali abi. Yavaş boş lan. Adam bildiğin hükmediyor lan bana. Feyza yok muydu? Yok. Aa, bu benim canım ciğerim Kirven Metin değil mi ya o? Allah belanı versin senin tipini sikeyim, ben geldi yeni olsun. Bu çocuğu. Ulan hayırsız, şuradan girdiğimi görüyorsun da boynuma boğazıma sarılıp Emrah abi cebime 20 lira koy da senin için adam bıçaklayayım demiyorsun. Ulan şunun tipine bak. Öyle de sevimli bir şey ki insan kızamıyor da ya. Şunun bıyıklara bak, kedi gibi. Emre abi 20 lira ver de senin için adam bıçaklıyor. E oğlum istediğim bu ya işte. Bunu söyleyeceksin. Dostluk bu. Merhaba abi, Emrah be. Hı, ben de Adnan, memnun oldum. Memnun oldum. Aa, bu benim arım balım peteğim Kirven Metin değil mi ya o? Metin! Ulan fakirlik insana neler yaptırıyor be. Şimdi de temizlikçi mi oldun? Madem durum buydu Metin, neden bana gelmedin bu oğlum? Benim canım, ciğerim, kirvem Metin temizlikçi olmuş. Ben eve temizliğe başkasının anasını çağırıyorum oğlum ya. Seni çağırırdım. Neyse ya, senin bedenin senin kararın. Çok da fifi. Bu eczane ne tarafa düşüyor? Tükürükleri takip et, yerdeki dost doğru gidersin. Ben de mahallede dolanıyordum da bir manitama uğrayayım dedim. Hatırladın mı, ismi Eda. Bir hediye aldım da onu verecektim. Ahşap kolye ne lan? Lisecisin bu mal. Sen Eda'yı yazarken dahi ayrıldın mı lan? Dahi anlamındaki de ayrılmıyor mu kanka? Kız dershaneye gitmeden eczacılığı kazandı. Buna dahilik denmez de ne denir ya? May çaka. Adam mizahı resmen silah olarak kullanıyor, görüyor musunuz? Ya aslında ben hediyenin etkisini önce sende test edeyim. Tutarsa Eda'ya veririm dediydim. Belli ki tuttu ya, içim rahatladı. Teste giren değneklerin %100'ünde başarı sağlandı. Emrah'cığım, bak bu DNA'yı vücudunun muhtemel yerlerinde test ederim. Öyle ki seni almak isteyen ikinizi set halinde almak zorunda kalır ha. Emrah mı? Kim oğlum o? Benim adım Emre. Sadece Eda bana Emrah de. Ulan, adamın kızı tavlamak için geliştirdiği taktikleri görüyorsunuz değil mi? İyice de aldım. Abamdan oldum. Sen kimle konuşuyorsun oğlum? Benle konuşurken bıyık boşluğuma baksana ya. Biz Eda ile ilk tanıştığımızda ben adımı yanlış söyledim. Şimdi de salak olduğumu düşünmesin diye düzeltemiyorum da 5 senedir adımı Emrah sanıyor. Bir tek sen gerçeği biliyorsun. Metin, aramızda bak ama kanka, tamam mı? Vay arkadaş ya, şu salaklığı bile herif avantaja çevirmiş, görüyor musunuz? Pısırık Emre'den karizmatik Emrah'a evrilmiş. Ben de hala gidiyorum kızın karşısında kafamda soğan kırıyorum. Oğlum git, ayarlarım bozun benim. Yürü git lan buradan, hadi. Sana da bir titreme geldi mi ya kanka? Yok oğlum, çifter işlik yerim ben hep. Lan yoksa telefon mu çalıyordu bu he? Benim telefon titriyormuş, demek ki bana ondan oldu. Aa, tüpçü Fikret dayım arıyor ya Sivas'tan. O kadar adamdır ki şekerinden yenmez. Tanısan sen de çok seversin. Alo, ha dayı. Tamam, Allah belanı versin, uzatma. Duyun, devam edeyim. He söyle, seri numarası neydi? Aklında tut. 58F76. Ulan herif bir de bize hafıza taşeronluğu yaptırıyor ya. Tamam, tamam geliyorum. Tutturmuş Emel Sayın olmadı, şimdi Tarkan olsun diyor. Seri numarası neydi ya? Peki 58F76 lan. Tamam. Neyse şimdi benim işim var, ben gidiyorum. Hadi öptüm kanka. Öptü ya lan manyak. Dudakla yanağın birleştiği en narin bölgeden öptü. Şerefsiz. Lan bu beni öpüyorsa Eda'yı...
58, 76 lan! Ne yapsak? Gitsek mi? Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Niçin? Eda! Şerefsiz resmen dublaj yaptı bana ya. Bu nasıl timing lan? Ulan normalde bu banklar bana hep kedinin köpeğin üzerine işediği, milletin ayakkabılarıyla üstünde bira içtiği, bilardo oynadığı, şarapçıların kafayı bulup kerkindiği, tahta parçaları olarak dinlettiği. Ulan burası meğer benim ben olacağım kara parçasıymış ya lan. Hiçbir şey anlamadım. Diyorum ki seviyorum Eda. Seviyorum. Seviyorum. Bunca kuşu satın al, besle, eğit, koreografi çalıştır, imanım gevredir. Ama senin için değer. Hangi kuştu? Normalde bunlar göçmen kuş Eda. Sırf bu numarayı yapabilmek için yerleşik hayata ikna ettim. Bağcılar'da bir çatı katı tuttum, pet shop'ta işe soktum. Şimdi o pet shop'ta birbirlerini satıyorlar biliyor musun ya? Eda mı diyor lan o? Evet. Allah! Rina, 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 rina. Cumbarlı ganlı 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 gan. Metin ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyorum anasını satayım. Yakında kurtlarımızı dökeceğiz. Belli ki düğün var. Gözümden yaş getirecek arkadaş. Koparmaya gelmiş. Aslında bu numarayı kangallarla yapacaktım Eda. Ama onlar kalp yapmak yerine kurt boğmayı tercih ettiler. Ama durun dahası da var. Numara iki! Aha, bu senin suratın lan. Senin suratını mı yapaydım lan kirver? He? Kızın suratını yapsam ya reddederse elimde patlayacak kuşlar. Bu her türlü evladiyelik yatırım. Emrah ne yapıyorsun? Hakikat ne yapıyorsun Emrah sen? He? Çoğalttın lan beni. Sabahtan beri uğraşıyorum, didindim, çalıştım, çabaladım. Bir geldin, pir geldin yine puç. Sen nereden geldin lan? Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın doğduğu, yiğidin harman olduğu yerden. Toprağı yiğit, yiğidi toprak kokan yerden. Denizin, kumun, güneşin ahenkle dans ettiği değil. Taşın, ayazın, toprağın tezenkle halay çektiği yerde. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yerde. Bakınız Sivas Kongresi. Görüyorsunuz değil mi? Adam hayatımda gördüğüm en yaratıcı girişi yaptı. Şerefsiz. Bu sefer gelişme ve sonuç da var. Çalışıp geldim. Edacığım çok ağır bir hastalığa yakalanmışım. Ciğerlerimin filmini çektiler. Film ağır dram oldu. Mahsun çekti. En az 4 milyon gişesi var. Bak. Ya. Kalbimin derinliklerinde sen varmışsın kız. Kalbim Eda diye atıyormuş. Bilimsel verilerle geldim. Heyet raporu var elimde. Bu yüzden aklımdan çıkmıyormuşsun sen. Eda yetmezliği varmış bende. Eğer uygun Eda bulunmazsa hayata elveda diyecekmişim. Sende var ya bela eksikliği var ama uygun bir bela buldun kardeşim. Ne diyorsun lan sen? Orr. Lan hala neyini anlamadınız? Seviyorum diyorum ya, seviyorum. Herkes duysun ulan. Seviyorum. Bozma lan beni, hatalı dallama. Seviyorum diyorum bu dayı gene. Ha, ben o duyguyu biliyorum ya. Köpek gibi değil mi lan? Yok be. Özdemir Asaf kafiyeleri gibi. Nazım'ın memleket sevgisi gibi. Cemal Süreyya'nın Zuhal'e mektupları gibi. Seviyorum kız seni. Kimseyi sevmediğim gibi. Ben seni sevdiğimi tüm dünyalara bildirdim kız. İstanbul'da dolaşan seçim otobüsleri gibi bağıra bağıra millete söyledim. Daha ne yapayım? Oğlum kız ilgilenmiyor lan. Yürü git. Adamı hasretme. Yürü git. Dilenci gibi yapıştın oğlum. İlgilenmiyor musun Eda? Ben inatla tekrar dene tuşuna basarken sen inatla yok say tuşuna mı basıyorsun? Ütopyalar güzeldir be Eda. Ben bir kadın sevdim ki evim artık gül kokar. Ama Emrah biz zaten denedik daha önce. Kızı duydun. Denedik diyor oğlum daha önce. Neyi üsteliyorsun sen lan? Adam olan laftan anlar. Kız genç girişimcilerin de önünü açmak istiyor. Onlara yol vermek istiyor. Biraz saygı duy ve kaygı duy. Metin ne diyorsun? Eda, sen beni ehlileştirdin, dinginleştirdin ve daha bir sürü şey. Bir ömür boyu seni mutlu etme görevini bana vermesin diliyorum Allah'tan. Ah canım, orada sıra var. Ben birim. Şunu da kafana indiririm ha. Ne olur yani başımın tacı, kızımın güzelliğini aldığı annesi sen olsan. Bir düşünmem lazım ya. Ana, ne diyorum lan ben? Vallahi ben bile etkilendim ha. Hayalini kurduğum evlilik teklifini yaptı o. Emrah. Eda. Niyet ettim, eyledim Allah rızası için seninle bir düğün eda etmeye. Sivas'a seni gelin götürürsem bir dahaki seçimlerde kesin belediye başkanıyım. Emrah o tipli bunu başardıysa bu çocuğun yapamayacağı şey yok. Tuttuğunu koparır derler. Heykelimi dikerler Sivas Cumhuriyet Meydanı'na. Gel kanını İstanbul'un vampirlerine değil,
Sivas'ın şifalı sülüklerini emdirmeye benimle var mısın? Yokum diyor. Ablasının iki kız kardeşi öyle olsun. Bu Peter Jackson'la yüzük üçlemesini bu Türk kızları için yapmış. Yüzüğü gördüğün zaman hemen golluma dönüşüyorsunuz. Teraziniz bozuluyor. Sikerim yüzüğünü lan. Dur hemen cevap verme Eda. Bekle bir fon müziği yapayım. Huri melek midir kimin soyundan? Salınıp gidiyor dere boyundan. Sivas ellerinin hangi köyünden? Yeter ulan ibine. Seni yaradana kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdiğim. Yaradan Allah'a kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdiğim. Ben de çok güzel araya yapıyorum. Araya... Dur yavrum, dur. Araya, sevdamı dağlara yazarım. Araya, gözümü kırpmam yakarım. Araya, aşkımı ömrüne adarım. Araya, ben araya... Düşünmem lazım. Gideyim. Fazla da düşünme Eda. Allah korusun kafayı yersin. Emrah. I am the most complete fighter in the world. Kardeş, I came from Divri Sivas. Come here, Yiğido. Pes demezsen bırakmam. Söyle, pes mi FIFA mı lan? Ne vuruyorsun oğlum, ne vuruyorsun ya? Senin annen mi yıkıyor? Metin, bak böyle yaparsan sadece Eda'yı değil, beni de kaybedersin. Alo. Beni gördü, panikledi. Telefonu ters tutuyor salak. Evet Tahsin Özdemir'in oğluyum. Kapat işim var. Yok kardeşim, doktora moktora ihtiyacımız. Ulan bankalar bitti, siz mi başladınız? Babamın doktorumusun? Bekle. Yere yala toprağa, ellerinde çiçekler kapılara mı dayanıyorsun? Şaşırmayayım mı? Senin mahallenin itlerini akredite yaptıralım. Tanımayacaklar yoksa dövecekler. Ben de kurtaramayacağım seni. Kurtaracaksın tabii lan. Kan kardeşi değil miyiz? Bana bu mahallede bir şey olsun, bütün sülale senden hesap sorar kanka. Ben sana emanetim burada. Sivas'taki dedemin dediği gibi. Sivas is counting on your bitch. Yani şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Sivas'tayım. Hiç kimse bilmiyor. Eczaneye mi? He. Sen? Ben de. Acilde bir telefon geldi ama gitmesem mi acaba? Vallahi mi lan? E bana da acil bir telefon geldi. Sivas'taki dayım arıyor. Ne yapsak ya? Bir şey yapmasak mı? Gitmesek mi acaba? Sen gitmeyeceksen ben iş ettirmeyeyim. Ya işte ben de senin için söylüyorum biliyor musun? Saçı falan da yapmışsın. Nasıl yapsak ya? Eczaneye gitmiyoruz o zaman. Bir saat sonra burada. Eczaneye gitmiyoruz şimdi. He. Alo, adres ver, geliyorum. Neredesin ya iki gözüm? Bir gözüm saatte, bundan sonra tek gözümsün, kusura bakma. Niye ya? Kaç ki saat? Saat tam taraf... Ay! Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Prezervatif mi? Bazısı çekiniyor, bazısı da bir türlü söyleyemiyor. Pizartrofit diyeni duydum ya. Yok Ayşe. Yani gerçi benim de profiterol demişliğim var. İşin ilginç yanı eczacıda da varmış, çıkartıp verdi. hanımefendi, benim buraya ikinci gelişim. Belki hatırlarsınız. İlk gelişimde krem almıştım. Yanlış krem mi olmuş? Yok. Aslında her şey doğru. Belki inanmayacaksınız ama ben sizi dün rüyamda gördüm. Ben melek sanmıştım ama meğerse gerçekmiş. Siz misiniz? Anlamadım. Ben de anlamadım.
kaderimiz belki. Ya olur ya, eğer siz de isterseniz... Tabii tanışmak için sadece. Benimle yemeğe çıkar mısınız? Bilmem ki. Hemen karar vermeyin. Bu benim kartım. Aramanızı bekleyeceğim. Eğer aramazsanız tabii sizin de izniniz olursa yarın sizi gelip göreceğim. Hayır derseniz helallik isteyeceğim. Evet derseniz dünyanın en mutlu erkeği olacağım. İyi günler. Pardon. Estağfurullah abi, birden pardon. Son 2, 3, 4. Biz de değiliz, meçhullerdeyiz. Bizi böyle bırakıp gitti birisi. Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerimiz. Halimi perişan etti birisi. Her şey yalan, yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı belimde. Halimi perişan etti birisi. Amına kodumun atanamamış Dexter'ı. Ben daha duramam buralarda toprağım. Tası tarağı satar, memlekete dönerim. Anama bir kız bul derim. Yüreğime taş basar, iki de çocuk yaparım. Birini okuturum, diğerine de dükkan açarım. Yılda bir de seni ziyarete gelirim. Hemen şey yapma ya. Belki hayır der Eda. Oğlum Metin, adamın tipini görmedin mi lan? Bizim gibi çirkin değil bir kere, pırlanta gibi çocuk. Zaten iki dirhem bir çekirdek geyinmiş. Lan keşke beni taklit edeceğine onu etseydin. Belki bir şansım olurdu. Ulan şerefsiz, sen beni... Çirkin miyim lan ben? Metin, benim yeğenlere yaramazlık yapmayın. Çarpılır böyle olursunuz diye senin fotoğrafını gösteriyorum oğlum ben. Hadi ya. Emrah'cığım, ıssız adaya düşeceksin. Yanına bir erkek, bir de kadın al deseler... erkek olarak seni seçerim ki kadın seni görünce direkt bana kalsın. O kadar mı ya? Evrimcilere haklısınız. Evrim var deyip kanıt olarak seni göstermişler de... adamlar bizim öyle kanıtımız yok deyip isyan etmişler oğlum. Uluslararası literatürde adı bile var bunun. Homo metinus. Lan ne var lan? Ne var? Konuşuyoruz. Adam Eda'nın üstüne iki ev bir de araba yapar. Evet desin yeter ki. Oho aslanım, sen Eda'yı çok yanlış tanımışsın ya. Onun böyle işlerde bezi olmaz. O var ya o. Metin, adam iki ev bir araba senin üstüne yapsa sen bile evet dersin. Ben biletimi alayım da gideyim. Sen beni hareme bırak. Ya dur oğlum, bir dur ya, Allah Allah. Öyle hemen pes mi edeceğiz? Savaşmayacağız mı lan Eda için? Savaşayım mı? Savaş tabii lan. Ne biçim seviyorsun oğlum sen bu kızı? İnsan sevdiği için savaşır, çarpışır. Doğru. Ben savaşmaya gidiyorum. Gelişmelerden seni haberdar edeceğim. Kolay gelsin. Kendine iyi bak koçerim. Arkadaşım sen kimsin? Lan? Lan bekle lan. Çekil lan. Ne yaptın Santino? Aslan senin ne işin var dükkanda? Seni bekliyordum. Kimden saklanıyorsun? Kimseden. Kapıyı niye kilitledin? Niye kilitlemeyeyim oğlum? Dükkanı kapatıyorum. Açık mı kalsın? O zaman sen niye içeridesin? Oğlum ben her geldiğimde seni bu mahallede görmek zorunda mıyım lan? Ama Metin. Sus. Lafımı bitirmedim daha. İlk önce bir sözümü bitireyim ya. Aslında bitirmiştin değil mi? Bitirmişim evet. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Metin, mahalleye yeni deli mi aldınız ya? Madem böyle bir şey var, niye bana haber vermiyorsun? Kirvem seçmeleri ben de girerdim. Oğlum bu adam kim lan? Allah oğlum, saklamam lazım lan. Benim burada olduğumu söyleme. Kalk, kalk. Sakla, kalk. Sakla beni. Burada yokum. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Hayırdır kardeş, kime baktın? Ne oluyor ya? Ya cevap versene. Amca. Ne vuruyorsun lan? Ben mi döveceksin? Ne diyorsun? Ya bir dakika, bir dakika konuşuyoruz. Allah Allah, bir dakika ya. Benle konuşurken göz kontağı kur. He. Ya tamam, kapatma dükkanın önünü. Tamam lan, git. 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 Yürü. Hayatına başarılar Bayram Paşalılar.
Oğlum adam gitmeyecek diye çok korktum lan. Neredeyse kavga çıkıyordu. Oğlum bu adam kim lan? Sanki Freddy'yi photoshoplamışlar da Jason'a benzetmişler ya. Nil kokul öğretmenim. Sınıfta hiç kimse bir baltaya sap olamadı dedim. Adam kariyerinin çöküşünü benden bildi arkadaş ya. Ey ya Rabbim ya. Bu daha da bırakmaz benim peşimi. Ya Bebeto, ne diyorum? Koca sınıfta başarılı tek adam bile çıkmamış mıdır ya? Buluruz birini, götürürüz hocaya. Hocam, affet beni hocam, beni affet. Ben hatalıymışım dersin. Hakikat iyi fikirmiş lan. Aferin lan pislik. Bravo lan yavşak. Helal lan or. Ya ama Metin. Ama Metin. O boynuzlar ne lan? He, eski manita mevzusu be kanka. Eda mı lan? Yok ya, benim Adriana Limal. Sikimde değil gerisi. Kakit lan bu lan. Kakit olmuşsun, gücün yok mu? Nereye gideceğim ya? Dükkan oğlum burası, müşteri falan geliyor. Yürü git lan. Ama fikri ben verdim. Lan ne fikrini verdin? İyi hadi otur. Ya bu lise mezunu gangsterlerin de hali bir başka oluyor. Adam resmen bana aruz vezinde küfretti ya. Failim, failüttüm, müfrettin. Bu da gitti bunun üstüne şiş. Metin, oğlum bu nasıl bir sınıf lan kirben? Sen sınıfa değil resmen OS hapishanesine düşmüşsün. Dön şu tumanı sıyır da bir bakayım ya. Poponun sağ yanağına gamalat çizmişler mi? Bir bakayım. Lan bir dur. Ne var şimdi elimizde? Metin, sizinki sınıf değil resmen bir ekosistem. En üst seviye yırtıcıdan en alt seviye planktona kadar her şey var. Üşenmedim, Darwin gibi sınıflandırdım. Bakayım. İlk başta kanunsuzlar ve kanunlular olmak üzere ikiye ayırdım. Kanunsuzlar kısmınıysa hapishanedekiler ve dışarıdakiler olmak üzere ikiye ayırdım. Hapishanedekiler kısmıysa tek hücreliler ve çok hücreliler olmak suretiyle... Ya oğlum, dokunmatik ekran gören spor yorumcuları gibi niye hemen sen gaza geliyorsun ya, he? Sıradanlara gel. Metin, sıradanlarda ilginç hiçbir şey yok. Sıradan. Kapıcı, fırıncı, tesisatçı. Hepsi gözümüzün nuru ama işimize yarar bir şey yok. Yasin, postane müdürü. He Yasin, postane müdürü. Sana Sivas'taki dedemin bir deyişiyle hitap edeceğim. Shine bright like a diamond. Kim ki? Yani oğlum, pırlanta gibi kızlar varken sen niye gittin de Yasin'e tutuldun ya? Şuna bir bak. Bilmem, yatırım temsilcisi. Mükemmel seçim Beto. Diyorsun. Bir daha bir arayalım o zaman. Bak gene çıktı lan. Yapma ya. Gitti mi? Gitti. Henüz hiçbir şey bitmedi Metin Özdemir. Güneşi engelleyen fırtına bulutları gibi çökeceğim üstüne. Izdırabın kıvılcımlar çıkaracak. Sana açtığım her yara, asfalttaki lastik izleri gibi simsiyah yaralar açacak ruhum. Kabirde kıyamet için yalvaran günahkar ruhlar gibi her şeyin bitmesi için yalvaracaksın. Son sözlerin adım ve soyadım. Oo, Forent. Buldum seni sonunda Metin. Oo, Bekent. Kaçarsın. 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 Toprak zeminde de bayağı iyiymişsin dayı. Şimdi de böyleysen seninle bir şeyler başarabiliriz. Hacı abi el et be. İdo! Good morning Sivaslılar! Ah be, her taraf akrabam. Biplemedi kocası tar. Biplemedi amına koyayım. Lan, bipledi bunlar. Gerçi bunu ben de biplerim ya. Anamur muzu. İnşallah bu muzu bana Eda'nın... Ulan insan kendi kendine konuşurken kekeler mi ya? İnşallah bu muzu bana Eda'nın yeti... Bak hala görüyor musun? İnşallah bu muzu bana Eda'nın yedirdiği günleri de göreceğim. Anı, bugün güneşmiş la. Güneş kremi. Oh. Maşallah. Biraz daha mı iyi güneş alıyor ya? Oh, maşallah. Oh, yaşamayı seviyorum ya. Bu ne lan? Bu kesmedi. Kim lan o, deden mi? Yok lan, südyenmiş. Aa, komşunun südyen değil mi lan?
Komşu! Komşu! Sütyenin düşmüş kız takılmış duvarlara. Vallahi bir kere baktım ha, ikinciye bakmıyorum. Ama beklediğimden büyük açık konuşmak gerekirse. Kutluyorum. Şimdi gözlerimi de kapatarak şu duvara çıkıp sütyenini alacağım. Bu da aramızda sır olarak kalacak. Eda! Biri Eda mı diyor lan? Yok. Edü. Ne Edü? Ha, eş Edü. Oğlum bayağı yüksekmiş ya la. Köpeklerin duası kabul oldu. Bu da mı gelecekti lan başıma? Çekme! Arkadaş, adamı kapıdan kovarsın, bacadan girmeye çalışır, anlarım. Noel Baba'dır baca fantezisi vardır, anlarım. Sen resmen kafama düştün lan. Anlamadım. Hayır, kavgada da çok kafa yemişliğim vardır da yüce Rabbim bunu göstermez diyordum. Gösterdi. Niye kafama düşüyorsun lan? Lan kafa diyor hala ya. Çıldıracağım ya. Metin. Metin kafa kaldı böyle oğlum, düzelt. Lan oğlum doktor ne dedi? Kafana düşmemişim ki. Ense kıvrımın çok affedersin kabı etinin kabartısına denk gelmiş. Tam oturmuş öyle hayatta kalabilmişim. Yoksa ölürdüm falan dedi doktor. Ben hayatımı senin kabı etine borçluyum Koçero. Benim o göte borcumu ödemem şart. Lan az daha 95 numara sütyen yüzünden ayrıldım Edam'dan. Oysa hakkını verirse 75 de iyi. Görüyor musun ya başıma geleni? Ya kardeşim çık git hayatımdan, gözünü seveyim, şikayetçi de değilim. Bırak ulan peşimi, nedir ulan benim senden çektim? Nereye gidiyorum ya? Ben hayatımı sana borçluyum Koçero. Sivaslıyım ben Metin. Borcumu ödemeden nah şuradan şuraya gidemem. Gel bir kelle kırdırayım lan sana. Kahvaltı yapmış mıydın? Ya oğlum şerefsiz, zaten kırıyordum kelleyi ya. Adamın kahvaltıda yedirdiği şeye bak ya. Sümen takımı alayım Metin. He? Evinde durur, gelen misafirleri çatlatırsın hasetinde. Ya sen nasıl bir şerefsiz herifsin ya, Allah belanı vermesin. Metin, Metin gitme. Benim sana borcumu ödemem şart. Metin, duydun mu? Geç, duydun mu? Anı, oh ya. Lan oğlum senin timing skill'in 20 mi lan? Sen nasıl denk getiriyorsun oğlum ya beni? Ne diyorsun lan sen? Onu ben diyecektim şimdi. Adam repliklerimi de çalıyor artık arkadaş ya. Anı! Senin timing skill'in 20 mi lan? Sen nasıl denk getiriyorsun beni? Nereden belli senin beni denk getirmediğin? Sen benim Eda'mın mutluluğuna neden engel oluyorsun arkadaş ya? Açık açık konuşalım. Nedir senin Eda'mla derdin? Nedir ya bu hıncın sebebi? Ne mutluluğuna engel oluyormuşum lan ben senin ha? Emrah'la birlikte olmasına, Emrah piyangosunun Eda'ya vurmasına engel oluyorsun Metin. Oğlum bak sana şaka gibi geliyor ama yaşı geçiyor kızın. Hesaplarıma göre bugün evlensek maksimum 13 tane çocuğumuz oluyor. Ondan sonra dükkanı kapıyor Eda. O dakikadan sonra ben o dükkanı ne yapayım? Ya o dükkandan olsa olsa komedi dükkanı olur. Lan deli saçması konuşma Allah'ıma kitabıma. Elindeki ne lan? Barışma hediyesi mi aldın bana? Eğer öyleyse ben de sana barış çubuğumu uzatayım. Lan senin o çubuğunu var ya ikiye bölerim ha. Sana niye alayım manyak? Doğru ya. Küsmedik ki biz. Hala kankamsın. Best friends ever. Eda'na bu. Aman Eda'ma bu. Yalnız senin ellerin bomboş görüyorum. O halde tanıştırayım. Bu Emrah, bu da Eda'nın kalbine giden yolun bekçisi. Küçükken en sevdiği bebeğin birebir aynısı kanka. Hakikaten lan. Sen niye koparmıştın o bebeğin başını? He? Eda 6 gün ağlamış o zaman. Geçen gün bana anlattı da hüzünlendik beraber. Ulan şerefsiz sen niye hüzünleniyorsun lan elin kızıyla? He? Koparttım lan. Hak etti, koparttım. Yalnız görüyorum senin elin bomboş. Ne haber? Abi nereye bırakalım? Hah, geldiniz mi? Tanıştırayım. Bu C sınıfı alelade bir Metin. Bu da A sınıfı No Frost bir buzdolabı. Tam 500 litre. Hakikaten sen kaç litresin lan Metin? Sığar mısın bunun içine? Buzdolabı mı aldın lan kızım? Çeyizini düzüyorum oğlum yavaştan. Neticede ben de kullanacağım. Ben Eda'ya çeyiz olarak bu buzdolabını vereceğim. O da bana söğütle doman için. Seni... Döverim lan seni. Aç! Aç köpek! Dövdürtürüm seni. Neyse. O zaman sonra şey yaparız. Hadi kısıp gidelim. Abi bahşişi alsaydık. Ne bahşişi lan? Ne bahşişi yavrum? Adam burada gözünüzün önünde bana gider yaptı da aranızdan bir kişi çıkıp bıçaklamadı ya lan. Eda'mın istediği boş kutuyu 2 dakika taşıdınız diye bahşiş mi ister oldunuz? He? En fazla 2 lahmacun veririm size. O da acısız. Sonra Sivas'taki dedem de dönmüş demiş ki, remember, remember the 5th of November. Yani unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ulan beyaz eşyacı Hakan, muhabbetiniz bol olsun. Kirven, ne işin var senin burada ya? Kirven mi? Sen sünnet oldun mu lan? Aç bakacağım. O nereden çıktı lan vefasız? Rüyanda mı gördün de merak ettin? Al,
Lan! Lan! Metin. Hayırdır abi? Benim dükkanda. Şimdi kardeşim sen beni falan boş ver de. Arkadaş kim? Şen şakrak muhabbetler falan. Lan beyaz eşyacı Hakan. Ben mahallenin itleriyle haber salmadım mı? Bir daha bu şerefsize, bu kara deliğe kimse yüz vermeyecek demedim mi? Vallahi biz Emrah kardeşimle sohbet muhabbet ediyoruz. Kim karışır Metin? He, şimdi öyle mi oldu? Çıkardım lan seni halı saha listesinden. Sik. Gelme lan bir daha maça falan. Metin, 6 aydır hangi maça geliyorsun birader? Kimi nereden çıkartıyorsun? Çıkartma yok ya. Beyler çıkartma yok. Allah aşkına olaylar bu raddeye varmasın. Metin lütfen rica ediyorum ya. Metin kardeşim istediğin zaman gelebilirsin. Kaleci eksiğimiz oluyor hep. Ne dedi lan bu? Kaleci mi dedi lan bana bu? Sen ilgini alakanı çekince dağılıyordu kas kalsın. Allah'tan Emrah kardeşim geldi de. Ne diyorsun ya? Böyle konuşma Hakan. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Benim yanımda böyle konuşma bari. Başkalarının yanında konuş da herkes duysun. Emrah kardeşim sağ olsun. Mahallenin takımını yeniden topladı. Yeni forma aldı. Doping ilacı getirdi. Sayesinde son 8 maçımızı kazandık. Üst, alt, yan, man. Bütün mahalleleri yendik. Ulan şerefsiz. Sen benim halı saha takımımı da mı sahiplendin? Bela mısın oğlum sen ha? Bela mısın lan sen? Şişt. Metin, bela mela. Ayıp oluyor birader. Ama Hakan'cığım bak bu adam var ya. Ya yok kardeşim, bırakın ben gideyim ya. Vallahi iki can ciğerim benim yüzümden kavga edecek diye çok üzülüyorum ya. Lütfen. Allah korusun, aklınıza getirmek gibi olmasın. Birbirinizi bıçaklayacaksınız diye çok korkuyorum. Allah'tan elinizin altında bıçak yok biliyor musun ya? Allah'tan yok yani, birbirinizi bıçaklayacaksınız. Emrah, dur ya. Gidecek biri varsa... Lan oğlum. Ulan beyaz eşyacı Hakan. Benim lan ben. Metin. 40 yıllık arkadaşım lan şerefsiz. Evet ya Metin. Belki işi düşmedikçe aramaz. İşi çıkınca unutur. Borç alır vermez. En samimi arkadaşının göz koyduğuna sarkar. Cebindeler, kurcalar durur. Ama 40 yıllık arkadaşım. Oysa Emrah kim ki? Benim için niye adam kuşaklayasın Hakan? Bırakın ben gideyim ya. Vallahi ben gideyim. Bırakın. Otur Emrah. Patron koltuğuna oturuyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Ne oldu lan, kıstın mı? Kıstın mı oğlum? Geri gel. Piç, geri gel. Lan niye bu kadar ısrarlısın? Seni ilk gördüm dedim ki... Ulan ne karılar var be? Belki 20 kız arkadaşım oldu. Dedim ki eğer bu kadınsa ben daha önce çamur yoğurmuşum. Kömürlükte kok kömürlerinin arasında maden aramışım. Senin gibi bir müri, antiparantez akya balığı dururken iskorpit yakalayıp durmuşum. Hamster dururken trimax atının peşinden koşmuşum yala Eda. Ne çirkin laflar bunlar ya. Ne bak? Ne bak? Ne bak ya? Ne bak ya? Ne bak? Ya resmen romantizm akımını tekrar hortlattım ama dönüp bakmadım bile. Dedim ki bu kız romantiklik falan sevmiyor. Ben de içimdeki hayvanın tasmasını çıkarttım Eda. Tövbe bismillah. Ne oldu ya? Yok kız, düşündüğün şey değil. Sen bunu benim bekaret kemerim mi sandın? Bunu yoldan gelirken aldım ya. 3 tanesi 10 liraydı. Bir tane almışım. 3 tanesi 10 liraysa, tanesi 3,33 lira kız. Nesini anlamadın? Sudan ucuz, 3 liraya kemer mi var? Bulursan bana bir kamyon al Eda. Emrah, ben romantiklikten hoşlanmıyor değilim. Belki senin romantizmin beni etkilemiyordur. Bacağını mı kaşıyorsun sen? Evet. Ne demek ya senin romantizmin etkilemiyordur? Adam mı seçiyorsun? Ama resmen faşistlik bu. Faşistsin sen. O zaman bunu kabul et. Emrah, beyhude yorulmasan. Belki kapılar sürmelidir. Ay parçası diyorum ki aşık olanın üzerine at sürmelidir. Hop! Bağladık mı Şah Azeri'ye? Ama bir dakika ya, sen romantizmi sevmiyordun. Lütfen bekleyin. 3, 2, 1. Şimdi geçebilirsin. Şimdi geçebilirsin. Kaç defa reddedildin Eda? Hiç değil mi? Bir kere reddedilen taraf olduğunu da anlayacaksın ne kadar katlanılması zor bir duygu olduğunu. Benim sırtım nasır bağladı kız kapında itilip kakılmaktan. Ama yine de vazgeçemiyorsan bir dur da kendine sor be Eda. Bu Yiğido ne kadar da beni seviyormuş de artık. O elf gözlerin göremiyor mu kalbimi? Ya o gözlerin yarısı yok Süpermen'de. Duvarın arkasını görüyor herif. Sen göremiyor musun kalbimi? Ama benim... Ama senin aklını kemiren bir kurt var. Bıyıklı pis kurt. Nerede o kurt şimdi? Kim bilir hangi elmayı kemiriyor? Ya ben burada kapını eskitiyorum. O nerede? Orada ulan! Tüylerim diken diken oldu lan. Oh! Nasıl bir giriş yaptım öyle? Tansiyonum düştü. Şuraya bir oturayım, soluklanayım. Abo! Görüyorsunuz değil mi? Böyle afon fisli girişler falan bana göre değil. Kendim bile şaştım kaldım. Metin! Metin derken tonlamaya bak. Süpermen der gibi.
Yalnız Süpermen'i ben kullandım kanka, bak yakışmıyor. O zaman örümcek adam der gibi, kurtarıcısına seslenir gibi seslendi. Metin. Şu anda da yeni aldığı koltuk takımını dişleyen köpeğine bağırır gibi seslendi. O zaman ben bir bok yedim. Eda, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim mi Kilibe? La bir sus, bir sus. Bir karışma. Eda, ya şimdi konuşacağım ya da sonsuza dek susacağım. Ses tellerin yırtıla emi sürünesici. Konuş be adam, konuş. Duydunuz mu, duydunuz mu? Lan daha bir şey demedim. Oo, kimler buradaymış? Metin'le Ali bu sabah ne yapsalar beğenirsiniz. Abi sakın ha, çok gizli o. Top secret classified. Adam kimseye söylemeyin dedi. Sakın kimseye söyleme. Kimseye söylemiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Metin ile Ali sabahleyin yiğidi balkondan aşağı atmışlar. Bacağı kırılmış, hayati tehlikeyi atlatmış. Anam, o mu lan? Ben de korktum bir an. Ötelde mi var lan? Daha büyük cilimlerin mi var senin? Ben şu adama bir geçmiş olsuna gideyim. Mahallemiz yanlış tanımasın. Örnek teşkil edeceğim. Lan nereye gidiyorsun? Gerizekalı. Tanıyor musun adamı? O zaman şey yapalım ya. Ben tanıştırayım seni. Yol göstereyim sana yürü. Kemerini lan, kemerini al. Vekalet kemerim değil lan. Edacığım, şunu da sana bırakayım tükenmeden. Ufam çıktı da. Kafana kadar güzel ya. Seçemedim, hepsini aldım Edoşko. Al benim malımı, mülkümü sen ye. Emrah, iki dakika soluk yapma. Ciddi ciddi konuşmamız lazım. Seni hayran hayran izlediğime bakma, dinliyorum. Ulan ne ince işçilik be. Emrah, bizim ilişkimizde olmayan neydi? Cinsellik. Öyle değil. Olmayan, yani yürümeyen neydi? Cinsellik. Lan! Tamam ya, tamam. Vallahi bence hiçbir şey. Ülke zor günlerden geçiyordu. Sen de bundan olumsuz etkilendin, o kadar. Emre, kaçak göçek cevap verme. Neden ayrıldık biz? Ben seni aldatmaya yeltendim. Heh, hem de kiminle? Seninle. Ay, kulağa ne garip geliyor değil mi? Yahu sadakatini ölçmek için sahte profil açtım Facebook'tan. Üç cümle yazdım sana. Dördüncüyü yazarken ev adresini göndermedin mi? Gönderdim, evet. Kapına gelmedin mi? Kapıya bornozla çıkmadın mı? Çıktım. Ama sen olduğunu biliyordum. Yemin ederim bak, yemedim demek için. Ben de onu yemedim işte. Birlikte olamayız Emrah. Biz Gülben'le Hülya'yız. Aziz Yıldırım'la Alexis. Ata Demirer'le Ferdi Tayfur'uz. Olmaz artık. Geçti bizden. Bir konuya hazırlanaydın. Giriş gelişme yapaydın. Sonuç odaklısın. Hiç partnerini düşünmüyorsun Eduşku. Emrah. Ben senin hazmedemediğin bir ilişkinim o kadar. Ağır mı yaptın, nedir sürekli deniyorsun? Olmayacak. Baloncu! Abi, benim balonlarım onlar. Nereden senin? Havaya bıraktın sen. Tutmasam gidiyordu. Baloncu! Baloncu! Ya bugün ne kadar kötü bir gün ya. Selamun aleyküm. Ulan hayırsız kirven Metin. Burada böyle boş boş oturuyorsun da bir kere de demiyorsun ki Emrah abi, cebime 20 kilo çimento koy da senin heykelini dikeyim. Niye geldin lan? Bütün modellerimiz bunlar mı? Vurma lan. Bunlar mı? İki ay sonra onun vakumla kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. No woman, no cry. Yani kadınım, söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli Yiğido'yu unuttun mu? Neyse ya, şunu beğendim. Kabin mabin var mı ya buralarda? Ben şunu bir deneyeyim. Amrahçığım, çok net söylüyorum. Şu kafanı şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım, ne kafanı kırarım. İddialıyım, istiyorsan deneyelim. Tamam kızma be Petito. Eda evlilik teklifimi şaka sandı. Ciddiye almadı, moralim çok bozuk. Şaka mı sandın? Sempatikliğimden kaybediyorum kanka. Ama neyse ya, beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Mesela tesisatçılık yapmam. Tesisatçı adamın mezhebi geniş olacak kanka. Vallahi şahsen ben kaldıramam. Neyi kaldıramazsın lan? Ya sen şimdi bunu el emeği, göz nuru iki saatte takacaksın. Sonra ben gelip iki dakikada üstüne, çok affedersin, sıçacağım. Mesela Da Vinci'nin 7 senede yaptığı Mona Lisa tablosunun üstüne sıçsam adam bunu kaldırabilir mi? Vallahi şahsen ben de kaldıramam. Dikkat! Emrah? Kız sende bir şey var bugün. Ne? Ne var? Sen bir şuh olmuşsun bugün.
şu Eda. Yok canım, ne alakası var? Sen böyle şu Eda olursan biz aşkından şu Eda oluruz Edacığım. Yapma ama. Allah Allah. Değişikti, bir şey yapmadım ama. Görüyorsunuz değil mi? Yine hazırlık paslarına başladı. Acil pres yapmam lazım. Haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki çıkışımı sürdürmek istiyorum. Al canım. Bu ne? Hakikaten o ne lan? Bu senenin Nobel ödülü. Bu senenin Nobel ödülü sana gitti ya. Duymadın mı? Nobel mi? Kız sende bel mel kalmamış. İncecik olmuşsun. Resmen Nobel. Al, ananın ak sütü gibi helal olsun bu hediye sana. Görüyorsunuz değil mi? Yine çaktı golü. Yapacak bir şey yok. Kaybeden takımın taraftarı gibi ineceğiz sahaya. Hayırdır Edacığım? Ya bizim lavabo tıkandı. Bir iki musluk da damlatıyor. Bir bakar mısın diyecektim. Tabii ki ya, gidelim. Bana dedi lan, bana dedi. Hem ben ilgilenirim Edacığım. Vallahi ben şahsen bunu kaldıramam. Lan neyi gene neyi? Bu alet çantasını kanka. Nasıl kaldırayım, ne varsa içine doldurmuşsun. Tut şunun ucundan, birlikte götürelim bari. Tamam o zaman. Ben eve geçeyim. Siz de gelirsiniz. Al gel lan onu. Ferahımız abi, şu dükkanla ilgili ver. Acı mı? Acı. Tabii ki boğar. Eda, bana Sivas'ta acıların çocuğu derler. Anamdan emdiğim süte bile pul biber katardım, biliyor musun? Ha ama İstanbullu Metin'i bilemem. Acı yemek her yiğidin harcı değildir. Hı. Biz acıyla doğduk aslanım. Aptal çocuk. Ustanın eklemlerini sikim. Acını paylaşıyorum kirbe. Bu neymiş la? Allah belanı da versin bu ne? Oğlum sen manyak mısın? Sen bunları nasıl edeyim böyle petito? He? Sen tesisatçılığı bırak git, Game of Thrones'a ejderha yardım Metin. Acayip bir şeymiş lan bu. Bu biber resmen görev aşkıyla yanıp tutuşuyor. Bu biber siyasete atılsın, muhtarlığına adaylığını koysun. Justin Bieber oy verin. Metin iyi misin? Gayet iyiyim. Ambulansiye çağırdınız lan. İtfaiye çağırın lan. Resmen gevşememiş yutmuş gibi oldum. Düğünde havaya mermi atma. Bu biberlerden saç yine polis gelir alır götürür seni. Bu biber başka biber. Bu biber başka biber. Ay Metin, iyi misin Metin? Allah'ım olsun, sen nasılsın? Acıdan sayıklıyor. Yanında görülür. Endişelenmeyin. Bu ne lan? Otobüs bileti, DVD turizm. Tek kişilik, tek yön. Sadece gidiş. Zaten oralara gidip suyunu içen bir daha dönüp bakmaz buralara. Bu böyle olmayacak lan Metin. Eda bir seçim yapacak. Ya sen ya ben. Kaybeden otobüse biner. Lan ne yapacağım ben Divriği'de? Kangallarımı seversin. Sivas'taki dedemle oturup 80'li City'yi izlersin. Gerçi o biraz rahat durmaz ama ne yapacağız? Ulan hemen de nasıl kabullendin yenilgiyi? O elindeki kurbağacık mı senin? Evet. Silah çekeceğini sandım. Karşılığında kurbağacık mı çektin? Sıktığım kurşunu havada kurbağacıkla vurup bana mı döndürecektin? Oğlum Metin ya, sen nasıl bir çocukluk yaşadın oğlum? Kırpığı gerçek mi zannediyorsun? Cüce var lan onun içinde. Olur mu lan öyle şey ha? Öyle bir saçmalık olabilir mi gerizekalı? Kurşuna ben bir tane ortadan böyle vuracaktım, ikiye bölecektim, parçalanacaktı, sağımdan solundan geçecekti, vurulmayacak. Ben bunu duymadım. Yok, vallahi duymadım ya. Sağda solda da böyle konuşma sakın. Oğlum sen çunliysin lan, aduket atamazsın. Yarım daire yapıp yumruğa basma, aduket bizim işimiz. Herifin ağzı ne kadar güzel laf yapıyor arkadaş ya. Oyuna girdim direkt Gora denk geldi bana ya. Dört kollu tabut gibi. Lan
Bak Emrah'cığım, ben artık çok sıkıldım. Yapamıyorum. Romantiklik falan bana göre değil. Eda ile konuşalım, o karar versin. Yapsın seçimini. Akşam gidip konuşalım. Tamam lan. Eda'yı görmek, musallat olmak, çıplak fotoğraflar göndermek yok. Tübe de lan. Tübe. Akşam otururuz bir yerde, üçümüz yemek yeriz, son kararı da Eda'ya bırakırız. Bak tekrar ediyorum. Kıza musallat olmak, çevresinde dolaşmak yok. Tamam söz. Tamam lan, benden de namus sözü. Bir daha söyle. Namus sözü. Namus sözü dedin ulan. Tekrar et. Namus sözü. Çık şimdi. Senin ağzını sikeyim ben. Sivas Sivas olanı böyle sevda görmedi. Yiğit o sevdasına akıl fikir ermedi. Sivas Sivas olanı böyle sevda görmedi. Yiğit o sevdasına akıl fikir ermedi. Lan ne yiğit osu lan? Ha? Saçma sapan konuşuyorsunuz, Allah belanızı kaldırsın be. O adam Sivaslı değil, Sivaslı olan benim. Kuşlar görüyor mu şunu? Lan kime şekil yapıyorsunuz, kime? Sivas'tan bura. Bir dahakine roket atarım yani. Kızgın kuşlar kaçın. Kaçın, kurtarın kendinizi, canlarım, gidin. Nazar etme ne olur. Çalış çok zengin, o senin de olur. Ha, Metin zengin değil ki. Ben niye zengin oluyorum? Metin zengin değil ki. Çalışmayacağım işte. Abi o tipli bu tip bir mi? Adam tüm dünyada en pahalı fiyata satılan bir ürün. Sensin ürünün bir harf değiştirilmiş çakmasısın. Laflara bak, laflara. Büyünce ne olacaksın lan sen? Yatır. Yatır mı? He. Namazlar beşte beş. Oruçlarda da bir boşum var. Seneye de onu fülerim. Dini bütün yaşayıp öleceğim. Yatır olacağım ben. Çocuk sınava hazırlanır gibi hazırlanıyor vallahi. Sınava hazırlanıyorum zaten. Aslanım. Sen ironiyi anlamadın. Vay, nice. Çocuk bile bana laf koydu. Çocuk bile ses çıkarttı bende. Vay dedim, nice dedim. Hem de kendi sesimi söyledim. Allah'ım neden? Neden yarabbim? Why God? Why? Why this happens for me? Why he acts like that in Suvas? Go with a girl and I'm shocked man. Lan kalk ayağa manyak. Şimdi cevap vereceğim, ikimiz de şirke gireceğiz. Kalk. Allah'ım bu ses, bu eller, bu ayva göbek, bu sarkık göğüsler, şu bıyık. Hakan erotik bu. Ha, erotik erotik, kalk bakayım sen ayağa. O bir kere erotik. Ben yiğidi. Meğer sen memleketinde lüks arabaların boş versiyonu gibiymişsin ha. Kasa aynı kasa ama içi boş. Kripto mu lan bura? Kendi memleketimde düşkün oldum bildiğin. Tüm süper güçlerimi aldılar. Hal büysem en büyük hayalim günün birinde Eda'yı Suvas'a getirip yüksek bir tepeye çıkıp sen Suvas'ı seyret, yar ben de seni türküsünü söylemekti. He mi lan? E ben o zaman o türküyü söyleyeyim yengene. Sağ ol aslan. Metin. Hı. Ne olur. Ne olur. Yapma. Manyak adam. Yapar mıyım lan hiç? Çıkalım kaleye bir akşamüstü, bir akşamüstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni. Sanma deli gönül, yar sana küstü, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Metin, seni çok seviyorum Metin'sin. Sen de öyle Emrah. Emrah mı? Emrah mı? Küçük Emrah'ın şarkısı bu, ondan dedim. Bir bakışın yeter, düşerim yollarına dünyalar güzeli Kezban'ı söyleyecektim. İyi ki bunu söylemişim. İyi ki. Bu garip Emrah'ın kurbanın olsun. Kurbanın olsun. Sensiz bu canını söyle eylesin. Söyle eylesin, iste bu canını yoluna sersin, yoluna sersin. Sen Sivas'ı seyret,
Yar ben de seni. Yar ben de seni. Metin, ben çok mutluyum. Ya ben. Gerçi sen daha mutlusun herhalde. Kalbin kaynıyor demek ki, bak uç vermiş. Abi Eda kudurdu. Kırmızı noktayla geziyor. Lan! Metin! Eda! Metin! Köpek mi lan o? Götüm! Götüm gitti ya, götüm. Niye pis burun vuruyor oğlum? Acıdı işte. Aha, gözüm toprağa bakıyor. Emrah, senin ne işin var lan burada? Esas sizin ne işiniz var lan? Top oynuyoruz biz. Kaleye geçirdiler beni. Emrah, sen benim için kurşun mu yedin? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Üşüyorum Eda, üşüyorum. Kapama gözlerini. Ya da camlı soba ol, yanıma yat. Eğer öldürsem benim memleketime gömmeyin. Nereye gömeyin? Koba kabarma sahillerine. Latinçikler üzerimde samba yapsın. İyileşebilecek miyim Eda? Keşke böbreğimden bulunsaydım ya. İki böbreğim var ama tek bir popişim var. Eskisi gibi olabilecek mi popişim? Eski halini bilmiyorum ki. Bunu iyisi doktor halledecek. Gözlerini kaçırma Eda. Benle konuşurken popişime bak. Gerçi namahremimden başka bir yer göstermek isterdim ama ne yapayım? Kısmetinde bu varmış. Hala inanamıyorum ya. Resmen biri bizi öldürmek istedi. Kangalımı gördün ama dinle Eda. Nasıl yakaladı herifi? Adam! Normalde boğması lazımdı. Ama eğitimli bir kangal olduğu için adalete teslim etti. Zaten ilk müdahaleyi de sana kangalın yaptı. Vallahi açıkçası ben götünü yiyor sandım ama kurşunu çıkarıyormuş. Hakikaten eğitimli hayvanmış. Kusura kalmayın, böyle dilekte aldık ama dışarıda bir tane kangal var, sahibini görmek istiyor. Şimdi hasta yakınıymış. Hayvancağız biraz tabii sahibini özlediği için böyle bir heyecandan mıdır? Gam yapmış, keder yapmış, sigaraya başlamış ya. Bir de Adıyaman tütünü müdür nedir? Nereden bulduysa patilerine ne güzel sarıyor biliyor musun? Ondan önce de kanını vermek için hemşireyi ikna etmeye çalışıyordu ha. Çağır kardeş, çağır. Bir o eksikti. Zaten ameliyat mı yapıyoruz, toplu açılış töreni mi belli değil. Eda biz çıkıyoruz, sen de gel istersen. Yok ya, ben biraz daha kalayım. Metin! Bastık çıktık. Popişimi kurtarmak için ne gerekiyorsa yapın. Gerekirse Kim Kardashian'dan, Jennifer Lopez'den, Sevda Parman'dan popiş taklı istiyorum. Yakışır değil mi Yadoşko? Gibi oldun, yemezler aslanım. Şşt, bıyıklı. Beni beğenmeyene bak lan. En son vesikalık çektirirken fotoğrafçı üstünde rakamlar olan karton tutturmuş ya la kardeş. Para da almamışlar, emniyetten ödeyecekler demiş. Abi nereden biliyor lan bunları? Ya ihtiyar, nereden bileyim ben? Köfte ekmek yiyen adamım ben ya. Köfte ne ya? Eda söyledi ya. Her şeyini paylaşı benimle Edoşko. Eda'ma götürün beni. Kaptan, ben sana yapacağımı biliyorum. Nerede valizin? Al torba. Ya yemin ediyorum var ya, kız kaçırsan bundan büyük bohça hazırlar. Bu ne lan? Kafa kağıdı, cüzdan, kemer var oğlum bunun içinde. İnsan öldüğü zaman ailesini, yani merhumun ailesine bunu bırakırlar biliyor musun? Ben sana diyeyim bak, bunun anası babası bundan vazgeçmiş. Bu bizim oğlumuz olacak, aha. Al onu, al! Al bunu, al! 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 Ya abisi, ağır hastamız var, otobüse binelim. Belki yer verirler dedik. Arkadaş biz nasıl bir otobüse binmişiz ya? Nereye gidiyor oğlum bu otobüs lan? Bunların var ya, alayı küçükken Abdülhamid'i görmüştür ha. Oturanlar arasında 4 tane hamile, 6 tane de gazi var. 2 kişi de yeni doğmuş bebeğini emziriyor. Birisi erkek. Çok garip bir otobüs bu. Yapacak bir şey yok. Ayakta gideceğiz. Şşş, bıyıklı. Bakla bak. Şu yaşta huylandı. Uyuyor numarası yapıyor ihtiyar kurt. Yok yok, uyumuyor. 3. durakta öldü. Gideceğimiz yerde hastane var, morga bırakacağım. Ölü olmasa yer verirdi. Dayanamaz. Arkadaşlar, sırf yer vermemek için ölü taklidi yapanlar var aramızda. Benim adım Kanlıcalı Metin. Ben bu oyunu bozarım. Arkadaşlar evet, amca hakikaten ölmüş. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Ayakta gideceğiz. Ben de. Işıkları sakın yakma. Uyanmasınlar. Tamam. Emrah, şimdi seni kucağıma alacağım. Sessizce yukarı çıkaracağız. Gel. Ben de. Oğuz seni çağırdım. Eczaneden bizim için ne gerekiyorsa alacak. O bu konulara çok deneyimlidir. Makattan anlar. El yordamıyla kaldıracağız lan seni. 3 güne kalmaz. Eskisi gibi yürürsün. Ağrın sızın kalmaz. Allah boyunuzu devirmeye. Eve adam mı attınız ulan? Bunu da mı görecektim? Anacığım, açıklayabiliriz. Nasıl? Lan sus!
Tercihinize saygı duyuyorum ama zevkinize tüküreyim. Metin, annene bir şey söyleyecek misin yoksa burada bir rezalet mi çıkacak? Ayıp oluyor ama. Kendi oğlanın prens sanki, sen benim neyi mi beğenmedin teyze? Ben sinirden teyzen oluyorum. Çabuk tutun. Tamam, tamam. O bak yarım artık ya. Hadi. Ne diyeceğim? Gerçekten çok incindim. Hadi koruyucu gözlük neyse de ağız maskesi takmak nedir ya? Oğlum gülmekten çalışamıyorduk. Bunu takınca güldüğümüzü görmüyoruz. İşe veriyoruz kendimizi. Açın da kendi götünüze gülün lan. Ana, ulan hep merak ederdim ha. Demek ki bu laf tam da böyle bir işin üzerindeyken çıkmış ha. Beyler, bütün narkozu kendiniz içmişsiniz. Hiç değilse bir yudum da bana verseydiniz popişimin acısını hissetmezdim. Evet, abiler olaya dönelim. Kendimizi işe verelim lütfen. Bu kurşun sıyırmış. Sıyırmış mı? Evet, sıyırmış. 2 santim daha sola gelseymiş bingo. Hedefi tam 12'den vuruyormuş. Bir nevi madeni körtüpa yani. Teknik terim kullanmayalım lütfen. Herif burada Guinness Rekorlar kitabına girmek üzereymiş. Tüh be. Emrah'cığım, canım bu müdahale birazcık canını yakabilir ama sık dişini, tamam. Ne müdahalesi lan? Hangi müdahale? Allah Allah. Allah Allah. Abiler size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber. İyi haber, hiçbir tehlike yokmuş. Kurşunu zaten çıkarmışlar. Kötü haber. Kötü haber de siz bana kurşunu çıkartıldığını söylemediğiniz için tabii. Ben yarayı açtım, parmağımla yaranın içinde bir müddet kurşunu aradım. Dolayısıyla hiç iyileşmemiş oldu. İlk güne geri döndü herif. Oğuzhan ne yapıyorsun abisi ya? Biz burada doktorculuk mu oynuyoruz oğlum? Sen adamcağızın mabadına parmağını sokup niye karıştırıyorsun? Abi Emrah bayılmış ya. Oğuzhan sen ne yapıyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Oyun mu oynuyoruz biz burada ya? Ulan adamı ne hale getirmişsin ya? Ya bu Sezai abi niye böyle yaptı bize ya? Sen oraya baktığın zaman aklına Sezai mi geldi lan? Ben de kendimi bir an suçlu hissettim biliyor musun? Demek ki yalnız değilmişim. Bu Sezai'nin ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ha. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. Dışlanmış hissetti kendini tabii ya. Onu sevmiyoruz zannetti. Ah işte hata bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka bir açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. Ben bunu hemen çözüyorum, sen dur. Alo. Selam söyle. Selam söyle, selam söyle. Metin'in selamı var. Ben de selam söyleyeyim. Aleyküm selam. Onun da. Benim. Ne diyeceğim bak. Şimdi benim azıcık bir işim var. Onu bitireyim direkt eve geliyorum Şükrü'ye. Şükrü'ye mi? Vay be. Böyle bir işin üstündeyken bile işini bitirmeden gitmiyorsun abi. Helal olsun. Yok oğlum, 2 gündür helaya çıkamıyorum lan. O yüzden söyledim. Uzun sürer yani. Eğer girecek birisi varsa beklerim. Yok, ben gireceksem eğer bayağı bekletirim, söyleyeyim sen. Sen? Yok. Git abi. Git abi. Git abi, git hadi. Aç oğlum şunu. Hadi Allah razı olsun. Az önce abim koruyucu gözlük ve maskeyle tuvalete mi girdi? Sabaha kadar çıkmaz o ya. Tövbe. Kapat lan, kapat. Ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Siz de beni görmediniz. Ben geldiğim gibi gidiyorum, tamam mı? Aç. Kankası dediğim için adetler var. Götüm kırıldı diyorum, altın takıyorsunuz. Altın takıyorsunuz. Sana değil lan bunlar. Mal. Bunlar bizim kardeşimizin. Bebeğe pis elleriyle değmesin diye insanlar sana taktırıyor. Evet, evet. Gayet mantıklı. Bu elleri neremize değmiyoruz ki gün boyu. Abi etimi çengelleyin, eli tutturdu. Ali abi bari sen merhamet et ne olur. Et diyorum abisi, etmem mi? İğnenin ucunu ben böyle bir yaktım. Bak, steriliz ettim yani, kolonyaladım. Asıl sen merak etme. Ben bunlara kadar vicdansız mıyım? Ben iyisiyim. Bırakın oyuncağınızla oynamayı. Kahvaltı hazır. Herkes kahvaltıya, sonra oynarsınız onunla. Şerif abi, niye yemeği çiğneyip çiğneyip ağzıma koyuyorsun abi? Çenem sağlam benim, bak. Oğlum, diğer taraf için yapabileceğim bir itlik yok. Benim bile bir sınırım var yani. Yer eğimli. Sol bacağı kısa kaldı, dengesiz oldu. Al şunu, Emrah'ın sol dizinin altına koy, çakşamasın. Ama. Kaldır lan bacağımı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Beni masa olarak kullanmanız koymuyor ama lütfen terlik giyin. Terliğiniz yoksa ayakkabınızı giyin. Ben temizlerim yerleri. Ya böyle bir koku yok. Ben ilk başta ağzıma sıçıyorsunuz sandım. Abartma bir, abartma bir. Bana bak bakayım. Sen niye nakörlük yapıyorsun? Ha? Yediğin önünde, yemediğin sırtında gül gibi yaşayıp gidiyorsun. Bir de bizi beğenmiyorsun. Ayıp. Amca bırakın bu ayakları. Bu ayaklar ölmüş.
Vücut kan pompalamıyor artık. Sindiremediği şeyleri burada depoluyor. Apandisit bunlar. Ayak değil. Aldırın bunları. Ortalık karışıyor. Ben kaçıyorum. Aa Şerif abi, ne yapıyorsun? Masa örtüsüne siliyorsun ağzını sen. Ben hep masa örtüsüne silerim. Nereye sileceğiz ki başka? O ne ki ya? Hamiş, o ne ki? Metin geçen gün boy havlusunu bulamadı. Geldi bana kerkinerek kurulan. Bana bak lan, bana bak. Oğlum sen bizim özelimizi niye anlatıyorsun? Hı? İspiyon ha? O zaman ben de akşam alışverişe çıktığımda tuvalet kağıdı almayayım. O zaman ev halkı nasıl yapacak bakalım necasetten taharetini? Metin, I'm sorry baby'si. Çok özür dilerim. Kabul etmiyorum lan özünü. Şerif amca batırdı ya masayı. Nasıl temizleyeceğiz biz şimdi bunu? Hatla koy dışarı, yağmur yağıyor. Kendi kendine temizlenir. Oo! Ben atladım yemin ediyorum. Öyle şeyler canlanmıştı ki gözümde. Alın şunları. Al ben çıkarım, al. Yavaş. Aç kapıyı oğlum. Teyze, geçer bir saatine. Ne gerek vardı doktora falan? Yavaş yavaş iyileşiyordu karakteri yoksun. Dibri'deki doktor değil mi o? Ha, evet o. Metin gelmiş. Rutin kontrol mü Metin? Eda! Eda'cığım, hiç vakit kaybetmeden hastanın yatışını yapıp uygun şartlarda tedavine yapılması gerekir. Çok mikrop kapmış, iyi bakılmamış. Yemekten sonra böyle yağlı ellerle tutmuşlar. Bankamatikten para çekip o ellerle dokunmuşlar. Yok artık. 10 saniye içinde mi anladınız bunu? 6 sene artı 10 saniye beyefendi. Ayrıca bu fasulye tanesinin de çok yararı oldu. Enfekte olan bölgede filizlenmiş. Ne var? Bilmeye saygımız yok mu? Sen onu aldırma Oktay. Çok teşekkür ederim. Ben gerekeni halledeceğim. Derhal bir açıklama istiyorum Metin. İşte Eda'cığım, uygun sıcaklıkta ve nemli ortamda filizlenme olur. Kes! Ben cevabımı aldım. Ya senden böyle bir şey hiç beklemiyordum. Neyse, bundan sonra Emrah bende kalacak. Ne? Bak beni sinirlendirme. Beni sinirlendirme. Senin evinde ne iş var bekar bir erkeğin? Ayrıca Oktay'la da bayağı kankasınız ha. Doktor eczacı. Perfecto. Eda! 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 Hastayı hocama gösterdim. Durumu çok ağır. Götü kaybetmek üzereyiz dedi. Ne? Onun doğrusu hastayı kaybetmek üzereyiz değil mi? Emrah Bey az önce doktor beye küfür mü etti? Bir de bu ne hız? Doktora yetiştirmeseydi Eda beni, eminim Metin Bey kardeşim götünün bir lobunu bana verirdi. Sonuçta iki tane var. Kendisi biriyle yaşardı. O ve ailesi çok iyi insanlar. Yine de şükürler olsun. Sağ olun, var olun. Resmen Stockholm sendromuna yakalandı çocuk. Canım ya, sen nasıl atlatacaksın bu travmaları? Bana biraz şefkat lazım. Metin, Emrah'ın eşyalarını hazırlayın. Bundan sonra bende kalacak. Ama Eda, lan bir söz! Bir de sen çıkın benim başıma! Bana bak Eda, yok öyle elini kolunu sallaya sallaya çocuğu alıp gitme. Bizim eve giren bir kere ya damatlığı da çıkar anlaşanlığı ya da cenazesi çıkar. İtiraf ediyorsun yani, öldüreceksin Emrah. Yok Eda'cığım, damat edip göndereceğim kendisini. O artık bizim de evladımız sayılır. Sağlığına kavuşana kadar benimle kalacak. Anladın mı kızım, benimle kalacak. Ona ben göstereceğim şefkati. Şunun mabadını kapatın, getirin bana. Hakkını helal et Metin. Üzerimde çok ekmeğim var. Bak hala üstümde yediğin ekmeğin kırıntıları duruyor. Ay canım ya. Metin, sana da söyleyecek söz bulamıyorum. Çok mu kötü olmuş lan? Allah Allah. Nasıl anladı ki doktor? Sınır tanımayan doktorlarım Afrika koşullarında bile böyle ağır bir vakayla karşılaşmadım dedi. Siz Emrah'ın doğru yerini gösterdiğinize emin misiniz abisi? Beyin röntgenine bakmış olmasın? Komik mi bu? Bence de komik. Ulan Divri'den Emrah geldi yetmedi, doktor geldi. İki de kangal köpeği getirdik de bahçeye bağlayaydık ya. Niye geldi oğlum bu doktor ya? Doktor İstanbul'a mı nakil olmuş? Oğlum selam mı söyleyediniz ya? Sen bilerek mi yapıyorsun? Ne? Bilerek yapıyorum. Gel, soğuk oldu, gel. Buyurun amcacığım, nasıl yardımcı olabilirim sana? Sen bana değil, ben sana yardımcı olacağım kızım. Bak altında ne var? Ay amca, yaşından başından utan ya. Niye böyle iğrençlikler yapıyorsun? Tanımadın mı beni? Metin. Zeki. Ne yapıyorsun orada? Hadi bakayım. Amca eteğini topla. Dışarıda bekle, daha işlerim var. Fatura neyin yatıracağım? Hadi emmi. Ne oluyor Metin? Bu neydi şimdi? Eda, mektup geldi çat. Araba patladı, bom. Metin korktu, çort. Ay tamam, bir sakin ol. Otur şöyle. Tane tane anlat. Tehdit altındayız Eda. Yine peşimize düştüler. Ama kim olduklarını bilmiyoruz. Hepimiz tehlikedeyiz. Kim bunlar? Kim? Bak. Aha. Emrah. Ulan Emrah. Ne Emrah'mış arkadaş ya. Keşke ben vurulsaydım popişimde. Ya onu demiyorum. Bu tehdit mektuplarını Emrah yazıyor olabilir.
ama sürekli benden gazete istiyordun. Doşko, dışarı mı gidiyorsun? Dışarı gidiyorsan bana bir sürü gazete al, değil mi? Ne öreyim? Manavat oldun bu evde. Diye sürekli benden gazete istiyordu. O ne zaman gazetelerle uğraşırken ben odaya girsem sürekli terli terli bir şeylerle uğraşıyordu. Dövüş mü istiyorsun kıza da? Çorana geç, diyor. Benden bir şey mi gizliyorsun? Deyince de Allah'ım, ikimiz için de en iyisi bu. İşime karışma, diyordu. Bir gün kesici gazetelere baktım. Hepsinde özenle kesilmiş eksik parçalar vardı. Bugün bile benden soykalı gadem deme de gazeteme al. Yoksa zaza paçalarım ha, dedi. İnanabiliyor musun? İnanamıyorum ya. Bir insanın taklidi ancak bu kadar kötü yapılır. O çocuk öyle mi konuşuyor kızım? İnandırıcı Emrah taklidi olsun diye ben onun kısımlarına Sivas ağzı yapayım dedim. Sen Sivas ağzı yapma. O yerine ben gideyim o Sivas'ın ağzını burnunu göreyim. Emmi! Emmi! Gel buraya. Ya Metin yavaş. Yavaş deme erkeğine. Böyle zamanlarda bana destek ol. Gaz ver. Ezgeçte. Kırayım kapıları. Eda, delikanlı manitalığı kurumunun bir üyesisin artık. Gözünü seveyim davranışlarına dikkat et biraz. Delikanlım. Ama sen de insan sevgilisi oldun. Bu çağda hala kapı kırmak var mı ya? Bak. Anahtar. Birkaç yüzyıldan beri kullanılıyor bu. Küfür yok, şiddet yok. Emrah, aç lan sürgüyü. Nereden çıktınız siz bu saatte ya? Dur iki dakika soluklanayım dur. Lan dışarıdan gelen biziz. Sen niye soluklanıyorsun? Ya aç lan sürgüyü. Dur tamam açıyorum dur. Metin zaten nikahsız karı koca hayatı yaşıyoruz apartmanda. Komşular arkamızdan fısır fısır konuşuyor. Bir de gürültü çıkartıp kovdurtacak mısın bu kızı aslanım he? Niyetin ne senin? Ha bu arada dağınıklığın kusuruna bakmayın ev hali. Karı koca hayatı ne lan cibiliyetini... sorguladığımın. Adamı varoluşu yapar bu ha. Eda'cığım bilmiyorsan cibiliyet varoluş demek. Gayet modern bir dokundurma yaptım. Yoksa bu beynini gondiklediğime küfür falan etmedim. Emrah bunlar ne? Ne lan bu? Ha, ne bu? Siz onu gördünüz mü ya? Hoşunuza gitti mi? Ortaya çıkmayacak mı sandın lan? Konfirmist. Emrah, bu yaptığın çok yanlış. Derhal evimi terk et. Ne yapaydım Eda? Hı? Zaten internetin kotalı. Yatak odana 4 tane kilit asmışım. Pencereden dışarı baksam da sokağa kadar, o da bir yere kadar. Çarşamba günleri de pazar kuruyor. Burada beynim çok bulanık. Yeter ya, yeter. Bıktım artık kapalı kapılar ve tabular arkasında yaşanmış bu ilişkide. Yeter, bitsin bu maskeli balo. Ben de ortada organ olmadığından senin getirdiğin ulusal yayın organlarıyla yorgan altında işimi hallettim. Ben genç, bekar bir adamım Eda. İhtiyaçlarım, arzularım var. Mevsimde kış, siz işinize neyim gidince dişi sinek bile kalmıyor evde. Ne yapaydım? Ha? İşi rüyalara bırakıp çarşaf masrafımı çıkaraydım başınıza. Ulan sen... Benle abime gazete parçalarından şey koparıp şey yapmadın mı lan? Tövbe, tövbe. Benim işim karşı cinsle kardeşim. Hadi yoklukta kaldık diyelim. Sizden daha iyisini de bulurdum herhalde. Neyse, ben eşyalarımı hazırlayayım. Nerede benim siyah poşetim? Emrah, yani sen şimdi Ali abiyle Metin'i mahalleden yollamak için tehdit mektupları yazmadın mı? Ay Emrah, büyük bir yanlış anlama oldu. Eda evde neler yapıyor bu adam? Sen anlamadın mı kuzum ya? Çok pis laf sokalım buna. Kafa göz ironi yapalım. Gelmişini geçmişini analizleyelim. Konirte konirte ötekileştirelim. Kondik manyağı yapalım ya. Metin dışarıda bekler misin? Aşk olsun. Tehdit mektubu ha Eda. Ben burada mabadıma giren kurşuna yaralanmış erilliğimi iyileştirmeye çalışırken... sen beni neyle suçluyorsun? Aşk olsun. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürdüm ama ondan da anlamazsınız ki siz. Emrah, özür dilerim. Önemli değil Eda. Sana Sivas'taki dedemin son sözleriyle veda edeceğim. E eşittir MC kare. Yani mutluluğun formülü çok açık. Bir sen, bir ben, bir de göbek. Neyse, sen akşam eve gelene kadar ben evi boşaltmış olurum. Emrah. Çık dışarı, çık! Çık. Neden geldim İstanbul'a? Neden geldim İstanbul'a? Gelmez olayım. Ay yetiştim, bitmemişsin. Kusura bakma Eda. Sana hoşça kal demeden gidemedim. Ama bavulum hazır. Merak etme. Çıkarım hemen. Emrah.
Ben sana çok büyük haksızlık ettim. Özür dilerim. Ben kendimi daha fazla küçük düşürmeden gideyim. Emrah, seninle empati kuramadım. İhtiyaçlarını fark edemedim. Seni ihmal ettim. Lütfen ayrılmayalım. Yani sen bilirsin tabii ama senden son bir şans istiyorum. Bu da kabul edersen küçük bir hediye. Emrah, benimle kalırsan beni çok mutlu edersin. Eda! Ana! Kız ne bu? Eda, ne yaptın sen? Elimden geleni. Kız sen bunu nereden buldun da aldın? Sen bana değer veriyorsun. Tabii ki. Deli ya, kendin bir şeyler çekip getirseydin ya, bir de para harcamışsın fuzuli. Bak bakalım, beğeneceğim mi? Tam istediğim gibi kız. Natural Geographic. Sevdin değil mi? Sevdim. Çok sevdim. Şimdi hemen çık dışarı. Derhal odayı boşalt. Siviller zarar görmesin. Ben de elimden geleni yapayım. Anne ne iyi yaptık da depresyona girdik ya. Ne güzelmiş vallahi ha. Saçını boyat, alışveriş yap, çikolata göm. İnsan hiç çıkası gelmiyor. Kardeş Suvan kabuğu da seni açtı ha. Seksi gösterdi ama. Hardal da seni bayağı bir yaydı ha. Bir sosisin eksik. Ortamlara aksarı çiğar. Şimdi de Facebook'a, Twitter'a döşeyin giderli laflarınızı. Kapak olsun o yerin olsa. Şu nasıl anne? Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi. İyi mi? Kapak! Şu nasıl Hamiş? Paran kadar konuş deseler Türkçeyi unuturum. İyi iyi. Eşten dosttan 3-5 pava var. Yeter ya. Hamiyet Hanım. Ben bu öfke duygusunda nasıl oturacağım? Bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Anam, nasıl bir mahlukat oldunuz lan siz böyle? Bir haftadır bir arkadaşımdan haber alamıyorum. Moralim sıfır. Eğlence olsun diye bunlarla taş taş geçtim. Gerisi sende. Biraz da sen depresyona sok bunları. Tamam sokarım ben. Sen git anacığım. Nasıl buldun abi bizi? Yakışmış mı? Vallahi sizi tam bulamadım ama bu öfke aşamasında nasıl oturacağımı buldum biliyor musun? Nasıl? Aa, nasıl acaba? Göstereyim. Haydari heceler. Abi sakın ha. Abi vurma abi Allah'ın teyze vurma. Abi vurma. Bu ne ya? Hangi? Oh, hangi devirde? Kaç kaç. Kardeş ver elini. Oo, duydun mu sesi? Tamam he, anlaştık bak. O da ayağın alışsın diye. Hadi bakalım. Siftah senden, bereket Allah'tan. İyi, çağır gelsinler. Yaptırıyorum bak senin yüzünü. Benim değil. Kız arkadaşımın yüzünü istiyoruz biz. Hayda! Ya kardeşim böyle mi konuştuk ya? Şimdi niye ağız değiştiriyorsun? Ablaya o fiyata kurtarmaz. Çok kuş gider. Kuşların bana gelişiyor ya. Balık etli tarifemiz başka. Bambaşka. İyi yaptın madem hadi. Emrah'ın kuşlar bunlar. Kimin yüzü lan o? Aa, çakala bak, manita yapmış. Oha! Adam lan bu. Emrah manita yapmış. Oğlum bu kadar mı küssün hayata lan? Bu kadar mı tercihleri sorgular oldun sen ya? Bu ne lan? Yok be kirvem. Ben ekmağımın peşindeyim. Suyu, yemi bunlar hep mesarif. Ismarlama yüz yapıyorum. İstiklal'de karikatürçten adamlar gibi. Aa. Kardeşim merhaba, yenge saygılar. Yalnız bunların pek faydası dokunmuyor, uyandırayım ha. Bu şerefsizler felaket habercisi. Paramı ver. Paramı ver kardeşim. Allah Allah. Oğlum müşterinin aklını niye karıştırıyorsun lan? Bereket versin, yine bekleriz. Abicim bak sana alıştılar, bir dahaki sefere ablan adını da söylettirdim. Parayı verirken eli titredi pezevengin. Lan mal adam, niye böyle boş boş şeylerle uğraşıyorsun lan? Kafam dağılıyor be Metito. Yoksa aklıma hepsinin eski sevgilin geliyor. Yöresel lezzet Emrah. Şimdi beni iyi dinle. Metito abimden sana altın tavsiye. Bir kızı unutmanın en iyi yolu başka bir kızdır. Lan ben de adam gibi bir tavsiye vereceksin zannettim. Bin yıllık klişeyi tekrar ettik be adam. Otur! Klişe niye klişe? Doğru olduğu için. Bizim ilacımız bu oğlum. Ama sen bu tiple değil, gece kulübüne, yedek kulübesine bile giremezsin. İlk önce senin façanı düzelteceğiz. Öyle mi? Evet. Havada bozdu mu ya? Ne diyorsun? Halbuki bir önceki sahne güneşliydi. Ulan ne laf tüpe mi? Kol düğmesi. Buyurun beyler. Nasıl yardımcı olabilirim? Metin ve Emrah'ın başına gelebilecek en kötü şey gelmişti. Güzel tezgahtar kız. Artık kızın tezgahına düştüler bir kere. Hiçbir şeye hayır diyemezler. Ulan ne karılar var be! Ulan ne erkekler var be! Bunları damızlık diye kullansam para basarsın. Siz kimsiniz? Söyleyin ne arzuluyorsunuz? Nasıl yardımcı olabilir? Ben gördüm ha.
Metin dur. Metin bak burnunun üstüne yiyecek ama gazeteyi. Bir dur lan. Pardon hanımefendi. Müsaitseniz bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Lavabo yeter hafta. Siz ona bakmayın hanımefendi. Bana bakın. Ben de bir takım elbise bakıyorum. Böylelikle uzun uzun bakışmış oluruz. Peki beyler siz ne işle meşgulsünüz? Efendim ben uluslararası bir şirkette şampiyonship menajerim. Arkadaşım da bizim mahallenin tesisatçısı. Borla çalışan motor yaptım ben. Çok güzel, çok güzel. Ben sizi şöyle alayım. Hem soyunma kabinleri de o tarafta. Metin, soyunma kabini falan olan yere gidiyor ya. Ne yapıyoruz biz? Petito bak kız yılan gibi bir şey. Bizim gençliğimizi alır gibime geliyor. Azuklamaz bizi mi lan? Keriz adam. Sen daha Metin abini tanımamışsın. Bu kız var ya bu kız. Benden hoşlandı oğlum. Benimle evlenmek istiyor. İnsan müstakbel eşini gazuklar mı? Evet, yakışıklılar. Tam sizin o kaslı bedeninize oturacak takımlar. Zaten son zamanlarda Yozgatlı erkeklerin de tercihi bunlar. Yozgatlı erkekler mi? İtalyan erkekleri olmasın o signorita? Salak. Salak falan bana küfür ediyor. Aramızda bir etkileşim oldu. Tabii ki Yozgat. Yozgat dünyanın moda başkenti olma yolunda Milano'yu geçti. Hatta geçen hafta Yozgat Fashion Week düzenlendi. After Party'yi de Boğazlıyan'da yaptık. Yoksa takip etmediniz mi? Küçük şeytan. Ettim, etmem mi? Hatta artık İtalyan kesim diye bir şey yok. Yozgat biçim var. Bravo. Aynen öyle. Bunlar da Yozgat biçim. Buyurun deneyin. Pantumanı burada mı değiştirelim balık etli deniz kızı? Soyunma kabinine lütfen. Hadi. İnanılmaz yakışmış. Çok güzel. Tam bedenlerinize göre olmuş. Çok başarılı. Siz daha önce mankenlik yaptınız mı? Tabii canım. Best Model of Divri'de Kangal Güzeli seçildim ben. Belli. Göğüs kafesinizden belli. Peki ya siz? Ben de Best Model of Kanlıca Yoğurt Güzeliydim. Tabii bunlar üzerindeyken pek belli olmuyor. Çok yakışmış, çok. Peki beyler son kararınız ne? Ben sizin yeriniz olsam bir dakika bile düşünmem. Ben de düşünmem. Zaten ben genel olarak hiç düşünmem. Düşündüğüm zaman da aklıma Kate Upton gelir. Alıyoruz güzel bayan. How much these team clothes? Vallahi çok şanslısınız beyler. Bu hafta mağazamızda %75+24 indirimimiz var. Gerçi sizin bu indirime çok ihtiyacınız yok ama ben yine de uygulayayım. İki takım elbise artı indirimimiz 12.000 TL. Kredi kartına 12.000 ay taksit yapıp ayda 1 lira 1 lira ödesek oluyor mu? Olmuyor. Vallahi olmuyor Kirven. Bizim böyle bir paramız yok. Benim Divri'de 2 tane tarlam var. Birini satsam yine ödeyemeyiz. Saçmalama oğlum. Bir takım elbise için tarla mı satılır? He yani. Ama 2 takım elbise için satılır. Allah kahretsin ya. Alıyoruz güzel bayan. Ödeme nakit mi kredi kartı mı? Tarla geçiyor mu? Oğlum içerisi çok kalabalık. Böyle bizi iki erkek damsız hayatta içeriye almazlar. Erasmus'u taklidi yapacağız. Sakın çaktırma, tamam mı? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Türk müsünüz? No, we are from Erasmus. Do you know Turkish? No, no Turkish. O zaman dediklerimden hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben sizin gelmişinizi, geçmişinizi, yedi sülalenizi, ananızı, bacınızı, hatta ananızın bacısını... No, no, no. Don't mix mother and sister, please. La yürüyün gidin. Kolpacılara bak. Şu tiple bir de turist taklidi yapıyorlar. Metin, hemşeri kartını oynayayım. Belki çalışır. Kardeş, sen Sivas'ın neresindesin? Su şehri. Allah kahretsin ya. Adam yabancı çıktı ya. Ben de Divriliyim. Ha yani böyle mi olduk şimdi? Olay buralara kadar geldi yani, öyle mi? İstanbul'da Sivaslı olmak ön kabul oluyor. İlçeler mi birbirini yabancı addediyor? Böyle mi olduk ya? Ya arkadaşım tespit yapıp durma. Çekil şu kapıdan hadi. Almıyoruz damsız hadi. La biz ne yiyeceğiz? Tüpüne zam, gazına zam, şöyle zam, böyle zam, zam oğlu zam. Hani bize dam dam? La yürü git. Bağırma mekanın önünde. Tamam tamam Emrah, tamam. Tamam Emrah, tamam. Sen dur lan, ben nasıl gireceğimi biliyorum oğlum içeri. Ben B planını yürürlüğe soktum. A'dan hangimize hayır geldi ki? Alo! Geldiniz mi? Buyurun Metin abi. Bir sıkıntı mı var? Metin abileri mekanı almamışlar. Demek ki kurşunlayacağız mekanı. O zaman diğer kimliğimize geçiyoruz. X-Men! Bir dakika, bir dakika! Bekleyin, ben de geldim. Bir dakika. La oğlum siz niye anlamadan dinlemeden şekil yapıyorsunuz lan? Bana zabıta kimliğinizle lazımsınız. Yanlış anlaşılma olmuş. Eski kimliklere geri dönüyoruz beyler. Haydi! Sağ ol. Ben durduk yere niye gaza geldim ya? Soyunuyoruz sandım galiba. Evet.
Oğlum. Senin beynine sinyaller aktarmalı mı gidiyor? Kardeş siz nasıl insanlarsınız böyle ya? Gazı gazan gibi. Hadi oğlum hadi girin siz önden. Biz de arkadan geliyoruz. Hadi. Allah Allah. Biz böyle girebiliyor muyuz her yere ya? Şaşırdım kaldım. Çok şaşırdım. Şaşkınım. Metin, mahallede başka sap yok muydu ya? Onları da çağıraydık, alt yazdı, halı saha maçı yapaydık şurada. Böyle az kişi olduk ya. La oğlum hakikaten biz böyle nasıl kıstanmayacağız ya? Biz içeri girince Yeniçeri Ocağı'na döndü mekan ya. La oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu? Gidin başka yerde takılın ya. Niye bizim ekmeğimize mani oluyorsunuz? Alo. Hakikaten ha. Biz buraya boş boş takılmaya gelmedik. Hadi beyler, görev başına. Hoş geldiniz efendim. Ne içersiniz? Ben bir darhanga çorbası alayım. Hem içimizi ısıtır hem de kuvvet verir. Anlamadım. Ya kardeşim boşuna uğraşma anlayamazsın ya. Sen git bize kafana göre bir şeyler getir hadi. Lan Gover sen de Metido abini izle bakayım. Öğren nasıl oluyormuş kıstavlama. Öğren öğren gel. Merhaba. Ben sizi nereden tanıyorum acaba? Hep aynı klişe şeyler. Nereden deyince, ha pardon. 2014 Türkiye kızlarına benzettimler. Medcezir'de mi oynuyorsunlar? Yeter ya. Yo, ben şeyi soracaktım. Sizin evin tuvaleti geçen kış alt kata sızma yaptı mı? Anlamadım. Pis su hep alt kattaki komşunun odasına dolmuştu. Duvarda da kusma vardı. Evet, de siz nereden biliyorsunuz? Tesisatçıyım ben. Abimle ben geldim tamire. Yani öyle bilip bilmeden yaptalamayın. Neyse, aynı sıkıntı bir daha baş gösterirse haber verirsiniz. İyi günler. Götüm. Metin ne oluyor lan ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Kızın dediği gibi yürüyecektim. Kız anlayınca yalan salladım işte. Ha, tuttu ama. Lan tutturmayacak ne var? Alt kata sızdırmayan daire mi var? Erkeklerin sünnet olması gibi bir şey işte. Abi! Metin çaktırmadan bak. Şuradaki kızlar bizi kesiyor olabilir. Bakın! Vay! Git parçala aslan parçası yürü. Pardon, daha önce hiç Yozgat'a gittiniz mi? Yok, gitmedim. Ben de gitmedim. Ne çok ortak yönümüz var. Tanışalım mı? Hayır, tabii ki. Oldu o zaman. Allah rahatlık versin. Yozgat ne lan? Yozgat ne? İçinde Yozgat geçen bir cümleyle kız tavlamaya çalışmak nasıl bir çaresizdir ya? Neyse, öyle öyle olacak. Moralimizi bozmayalım. İyisin, iyi. İyiyim tabii ya. Her gittiğim masadan 3 tane leblebi aldım. Hadi oynayalım. Kirvem şu kızlar 2 saattir bizi süzüyor. Farkındayım, iş var bunlarda. Hop. Şu kızlara bizden acil yanar döner bir şeyler döndü. Kızlar böyle geleceğinizi söyleseydiniz çelik yelek giyerdik ya. Niye ki? Ateş ediyoruz çünkü. Gülüyorlar dediğin de o. Kim kim? Ben vuruldum Kirvem. Bu kızlar beni vurdu. Hem de kalbimden. Şu zilliler vurdu beni. Ne diyorsun? Tutuklayak mı? Kelepçe vurak mı? Bakın ne geliyor. Bakın bakın. Bizden ha. Beyefendi baba. Teşekkür ederiz. Siz isteyin. Mekanı kapatalım. Hadi. Hop. Mekanı kapattık. Hadi hadi hadi. Hadi boşaltın burayı kızlar. Ne yaptınız lan? Terk ettiniz kızları. Kızlar her yer cihazlarınız kopuk oldu. İstiyorsanız bize gidelim. Birlikte bir duş alalım. Temizlenelim. Ne dersiniz? Mekanda SSK'sız DJ çalıştırıyorlar. Ondan kapatıyoruz. Lan SSK'lı DJ mi olur salak? DJ'lik ruhuna aykırı bir kere. Efendim ben arkadaşlar adına sizden özür dilerim. Siz tanıyor musunuz bu imbesilleri? Ya nereden tanıyacağız? Vay be yazıklar olsun. Bir kız yüzünden hemen satışa koydum valla. Hadi kızım hadi yavrum hadi ananız babanız bekler mekanı kapattık. Hadi geç oldu hadi. Çekilin be gerizekalı. Vay. Çok öyle. Üzerinde resmi üniforma olmasaydı ben biliyordum yapacağımı.
Kalk dans edelim, kalk. Bunda dengedik, şansı bunda dengedik. Yarın şu takımları verip Arsan'ın tapusunu geri alırız değil mi La Pampito? Hallederiz be oğlum. Hem o cillop gibi tezgahtar kızı da bir daha görmüş oluruz. En çok da ne koyuyor biliyor musun? Bu gece de yalnız ve soğuk yataklarımızda yine sabaha kadar ataşlar içinde yanıp döneceğiz. Ya oğlum böyle böyle muradımıza ereceğiz. Aceleci olma, takıl bana. Dayı boş mu? Boş evladım, otur. Tamam. Bugün neredeyse kızları götürüyordum. Ne diyorsun kanka? Numaraları bile verdiler Kirbem. Oğlum o ayakkabı numaralarıydı. 45 diye telefon numarası mı olur zaten? Anlamalıydın Petito. Alamettin, ben hala şu Eda'yı unutamadım. 37 sene oldu, bir karıyı unutamadık Emrullah. Ulan ne karılar varmış be. Sen de fark ettin mi lan? Fark ettim Kirbem. Fark ettim. Adamın dişi takma herhalde. Gülmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Ulan bundan sonra hep beraber takalım. Tabii ki Kirvem ya. Kim ayırabilir ki bizi? Aramıza da kimseyi almayalım. Oğlum Allah'ın bir kulu da girmesin zaten. Biz mahalle olarak birbirimize sıkı sıkıya bağlı insanlarız. Kimse girmesin aramıza. Geleneğimizde yok. Ulan ne yaslar var be? Kartal! Buranın tesisat işlerini biz yaptık abim. Vallahi mi? Kartal! Kalk çabuk. Kofti kofti şeyler anlatıyorsun. Asıl mevzu abin de. Aman ya Rabbim. Bir şapkınlık hikayem var Keriz Emrah'la. Dur anlatayım. Hannover Dortmund maçı ne olur la çakma Robocop? Hannover'ın evinde puan kaybına tahammülü yok. 1-0 çift de şanslı basket. O zaman 2 oynuyor. Çünkü 3 vidası olan bir makinenin beni yönetmesine asla izin verme. Bir belgesel izlemiştim. Terminator 2. O gün bugündür makinelere hiçbir güvencim kalmadı. Defol git lan. Terminator'ı belgesel sanıyor. Bana rüzgar yapıyor pezevenk. Küfür etme lan. Kalepsiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne lan bu halin? Ha? Karısı memlekete gidince tinercilere dönen emekli dayılara dönmüşsün. Hayırdır? İyileşme benle Metito. Artık yeni tarzım bu. Söyle bakalım şu lekelere bakınca ne görüyorsun? 3 gündür yediğin yemekleri görüyorum oğlum. Ne göreceksin? Tavuk, döner, ayran. Makarna, tavuk, döner. Ayran yok. Ulan tam da öğrenci menüsü gibi ha. Dün akşam bir de... O ne lan? Yemek değil lan. Ulan insan evladını atletine siler mi? Vicdansız adam. Bense bu lekelere bakınca depresyona girmiş bir adam görüyorum. Üstelik bunu anlamak için psikolog olmama da gerek yok. Eda benim kendi kendime bakma nedenimmiş ki ben. Hani derler ya kadınlar kadınlar için giyinir diye. Ben de Eda için giyiniyormuşum. Hayır, kabul etmiyorum oğlum. Koy vermeyeceğiz hemen kendimizi. Bir tek Eda mı lan bize bakar? Kaç milyar kadın var lan bu dünyada? 3 milyar 177 milyon 203 bin. Neyse. Hadi senin akrabanı, ananı, bacını çıkaralım. Benim akrabalarım, anamı, bacımı çıkaralım. Kaldı mı sana 3 milyar 110 milyon? He? Bunlardan bir tanesi bile dönüp bakmayacak mı lan bize? Hı? Bravo ya. Mükemmel hesap. Allah razı olsun. Nerede lan bu kadınlar? 3 milyar kadın var diyorsun. Hani nerede? Ben niye göremiyorum? Nerede bu kadınlar? Yok. Haklısın. Ömrümüz bu emekli dayılarla geçecek ya. Meslek liselerindeki öğrenciler gibi kadın görünce tanımlayamayan cinsim yaklaşıyor diyecek. İlk defa beyaz gören Zencu kabilesi gibi şaşkın şaşkın bakacağız Emrah. Pardon, burada tost veya sandviç yiyebileceğimiz bir yer var mı? Üzüntümü ne kadar derin yaşıyorsam kadın sesleri geliyor kulağıma Emrah'cığım. Tost var mı diye soruyor değil mi? En azından bir simitçi falan da mı yok? Şimdi de simit sor değil mi? Van kahvaltı salonu mu lan burası? Hadi başka kapıya. Peki, rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Lan oğlum kahvede hakikaten kadın var lan. Aptal çocuk. Serap görmüşsündür ya. Turgut amcadır o. Hak et kızla bunlar. Efendim siz Karakuri kusuru. Karakurilerin kusuruna bakmayın lütfen. Ne vardı? Biz buraya yeni taşındık. Öğrenciyiz de. Kahvaltı yapacak bir yer arıyorduk. Bildiğiniz bir yer var mı? Var. Efendim çaylar da geldi. Buyursunlar. Afiyet olsun efendim. Bizim kahvenin de kahvaltısı meşhurdur. Vallahi yiyen bin pişman, yemeyen de bin pişman. Betim Bey evladım, çok güzel koktu. Bir menemen ben de kırabilir miyim? Amcacığım kahvaltı saatimiz geçti. Kahvaltı saat 11:13 geçeye kadardı. Şu anda tam 11:14 geçiyor. Şimdi ben sana menemen yaparsam diğerleri de ister değil mi ama? Lütfen biraz müesseseye sahip. Tamamen organik. Sivas'ın Yiğido arılarının ürettiği balı ve köylü ninemin kendi elleriyle yaptığı kaymağı tadımladınız mı? Ağızlara bak sanki Vedat Milor'a sunum yapıyormuş şerefsiz. Ye kız. Ye. Yani efendim kızlar resmen ilk görüşte benim için yanık kıvamına gelmişlerdi. Efendim kızların dibi düşmüştü.
Öyle ki 2-3 peynir koyduk önlerine, hemen tav oldular bana. Kızlar, patatesli gözleme hazır. Kavurmalı kaşarlıyı da 2 dakikaya hazır ediyorum. Ben başka hiçbir şey yemem. Acayip doydum. Aa! Kendi el cihazlarımla yaptığım mantımın tadına bakmadın daha yavrum. O zaman ben balıkları kızartmıyorum. Ya da kızartayım ya. Acıkırsınız neyim? Yolluk olur. Ağır olur o sabah sabah. Almayalım, sağ ol. Ağır olur mu yavrum? 2 tane küçük balık aşk olsun. Yettim kızlar, yettim! Bir 10 dakikaya yumurtlatıyorum tavuğu. Taze yumurta yedireceğim size. Sonrasında tavuğu da yer miyiz? Yalnız tavuk anlamasın. Kaş göz işareti yapın. Biz kaçalım ufaktan. Hesap alabilir miyiz acaba? Hesap? Tabii hemen bakayım. El ver oğlum. Takımı dar yaptırmışız. Evet, hemen bakıyorum efendim. Sizin ne vardı? 8 kalıp peynir, 4 kilo zeytin, 5 petek bal. Ne hesabı kirvem? Bu seferlik bizden olsun. Oğlum niye 3 kişinin hesabını yapıyorsun lan? Oğlum sen bir karışmasana lan. İşine bak, bir rahat dur. Dört ekmek. Hadi ekmekler bizden olsun. Oh. Bayanlar bayağı kabarık geldi hesabınız ya. Buyurun hesap. Petito ben ısmarlıyorum. Borç benim borcum. Ver şunu. Oğlum onların ödemesi lazım. Bir yürü git lan. Ya ver şunu kardeşim. Allah Allah. Ne gelmiş hesap? Aa, 2 tatlı öpücük, 1 sevimli gülümseme, 2 dene gülen simile. Kızlar, Petiton'dan bir romantik prens çıktı. Memnuniyetle sizin yerinize ben öderim hesabı. Gel canım. Şu 1. öpücük. Oh. Şu 2. öpücük. Oh. Vahşi sizi de bırakmayacağım tabii ki. Gel. Oh. Kızlar gördüğünüz gibi hesabı ödedim. Sonra bilahare sizden faiziyle tahsil edeceğim. Ya çok şekersiniz. Çok sağ olun gerçekten. Ama biz gidelim artık. Yol uzun, trafiğe kalmayalım. Ah ulan ah. Kızlar bize sinyal çakıyor Metin. Yolda bunları okula bırakırken bir de muhabbet ağırlardık. Ya be. Ama bizde araba yok. Ben bulurum, oyalı onları. Kızlar, mahallemize yeni taşındınız. Ben de buralarda yeni sayılırım. Size çocukluğumun geçmediği yerleri göstermemi ister misiniz? Teyze! Neredesin kız sigortaya? Teyze! Ay hayırdır abi? Yoksa benim alkollü mekanda çalışmamdan rahatsız olup... ...yabancı erkeklerin çapkın bakışlarından kıskandığında... ...beni eve mi kapatmaya geldin? Yo, o konuda benim içim rahat ya. Yani şu tipe yazacak kadar zor durumda olan birisi varsa... ...buyursun gelsin yazsın, sevaptır yani. Şu anahtarları ver bakayım arabanı. Hangi arabanı? Senin arabanın. Benim arabam yok ki, ben arabamı sattım. Nasıl? Niye sattın lan? Estetik ameliyat oldu. Hani benim sol ayağımın parmakları böyle birleşikti ya, ördek ayağı gibi. Onu mu açtırdın? Hayır. Diğerini de aynısından yaptırdım. Bundan sonra denizin üstünde batmadan kertenkele gibi yürüyebileceğim. Aferin lan. Aferin. 40 yılda bir tebrik ettim seni. Her yerin 5 numara, 10 yıldızlı, bir perden eksikti ayağında. Ay ay. Ne yapacağız biz Metin Özdemir? Arabayı devlete versek veremiyoruz. Hayır, geri alsak tazminatlar alamıyoruz. Ne anladım ben bu işten? Biz şimdi ne yapacağız? Selamun aleyküm Koçeroğlan. Aç mısınız? Aleyküm selam. Yok, bizim moral bozuk ya. Derdimiz büyük Sivaslı. La kardeş, geldik şuraya, dinledik tükkanınızda. İnsan bir şey içer misin, çay kahve alır mısın diye bir sorar ya. Ya yemin ediyorum sizde artık esnaflık ehlakı da kalmamış kardeşim ya. Pardon kardeşim ya. Ne söyleyeyim, ne içersin? Teşekkür ederim, bir şey almayayım. Ben senin hayatını öldürürüm! Sikket karakteri misin lan sen? Bunlar nasıl yaroklar ya? Allah Allah! Bu Ali Bey amcanın biraz bugün morali mi bozuk acaba? He ya, sorma. Şu bizim morla çalışan motor mevzusu yok muydu? Hani devlete verdiğimiz. He, hakikaten ya. O mevzu nedir lan Çirbem? Şunu bana bir anlatın. Ama biraz basitleştirerek anlatın. Ortaokul bebesine anlatır gibi anlatın. Yani şimdi bizim Metin'le beraber yapmış olduğumuz morla çalışan motor var ya. Hı. Biz bunu devlete verdik ya. Devlet de bunu arabaya çevirecekmiş. Araba olarak satışa sunacakmış. Yalnız işte 2061 yılında. Ya kardeşim, motoru alalım diyoruz. Diyorlar ki tazminatı var. E kalsın, almayalım diyoruz. Öyle de bir problem çıkarıyorlar. 2061'e kadar ben ölürüm kardeşim ya. 2061'i geçtim. Benim ertesi günümden umudum yok ya. Çaktın mı mevzuyu? Hayır. Şunu ilkokul bebesine anlatır gibi anlatın ya. Ben yine anlamadım. Vay arkadaş ya. Bu mahallede bazen kendimi çöplükteki elmas gibi hissediyorum Metin. Üstü pis, kirli, değeri bilinmeyen, ortamdan ayrısı olduğu için dışlanan... ...dünyanın en değerli madeni olan Ali Özdemir gibi. Ah, benim sevgili abicim. O duyguyu en iyi ben bilirim, en iyi ben. Hayatta her erkeğin her hayvanın erkeği daha gösterişli olurmuş derler. Mesela tavus kuşu. Kadın tavus kuşu tavuk gibi olurken... Erkek tavus kuşu bu kadar da sanat eseri gösterişindeki bir edayla halini hattını hepsini mahvum bir daha. Mesela tavus kuşusu, kadın tavus kuşusu tavuk gibi olurken
erkek tavus kuşusu. Bu kadar da sanat eseri gibi gösterişli olmasından mütevellit. Bir daha vereceğim, son olacak. Son olacak. Mesela tavus kuşusu. Kadın tavus kuşusu tavuk gibi olurken erkeğin tavus kuşusu bu kadar da gösterişli bir sanat eseri olduğundan emin adımlarla hepsine malumdur. Bunun konuyla ne alakası var dedim. Sen cümleye öyle afili bir giriş yapınca ben de güzel bir giriş yapayım dedim. Fakat cümlenin sonunu getiremedim abi. Orada da kendimi durduramam. Allah'tan cinsellikten bahsetmedim. Birader, siz bir gelsenize. Az biraz dışarıda konuşalım. Şimdi dükkanda ortalık kırılıp dökülmesin. Ne oluyor lan? Geliyorum lan, geliyorum. Sen bekle var ya, senin var ya aklını alacağım. Metin, Haydar'ı kap gel. İyi de ne oluyor lan? Ne oluyor? Bak bir sakin ol. Şiddetle hiçbir şeyi çözemeyiz. Ayrıca ben sana söylemedim ki lan. Biliyorum Yiğit o. İçeride anlattılar, yine anlamadım. Bir de senin ağzından dinleyeyim dedim ya. Nedir ya bu olay? Lan ben de bir şey yapacak zannettim ya. Yürü gir içeri, yürü gir. Gir içeri. Gitme kardeşim. Lan 5 milyon dolar tazminat istemek nedir ya? Ne yapmışlar kardeşim? Ne harcamışlar ya? Modifikasyon yapacağız dediler. Abi ve diye öten çakal kornası koyup gönderdiler arabayı. Bu modifikasyon. Ver şu listeyi, ver bir bakacağım. Yiğit ne yapacaksın sen şimdi listeyi ya? Şişirdikçe şişirmişler zaten. Boş ver oğlum, kafan karışır senin. Ya bir versenize ya. Abicim zaten doktor reçetesi gibi ya, hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu kargıcık burgucuk yazmışlar. Ya bir dursanıza kardeşim. Oğlum koparırım kafana ha. Allah Allah. Nedir şimdi bu? Divri'de kiralanan evler. Tamam. Otomobil yedek parçası, o da tamam. Ali Metin Özdemir adına 100 bin dolar harcına. Kaç bin dolar gey? Size Divri'de 100 bin dolar mı verdiler lan? Ha? Hepimizi topladınız, götürdüğünüz oraya, milleti işinden, gücünden, yerinden, yurdundan ettiniz. Bir de üstüne 100 bin dolar mı aldınız? Dediğin gibi yapalım. Tamam, arabayı kaçıralım. Evet, madem veremiyoruz tazminatı. O zaman biz de ne yapalım? Prototipi onlardan geri alalım. Güzel fikir. Hem zaten o bizim kendi aracımız yani. Ödünç almış oluyoruz, çalmış olmuyoruz ki. Güzel fikir. Öyle güzel fikir ki bu fikir üzerinden yürüyelim gidelim. Öyle değil mi? Konuyu değiştirmeyin lan. Ben daha 100 bin dolardayım. Önce onu çözelim. Sen niye geçmişe takılıyorsun? Senin ileri bakman lazım. Bugün bir arabada 5 tane vites vardır. Bunun sadece bir tanesi geri vitestir ya. 4'ü ileri oğlum bunların. İleri bak, ileri bak, ileri bak. Ya Ali amca, hadi Divri benim memleketim. Ya bu kadar mahalleli siz yerinden, yurdundan etninizi götürdünüz oraya, mal değneği gibi yaşattınız. Sonra da paradan hiç koklatmadınız mı ya? Ya vallahi sizden korkulur arkadaş. Siz ikiniz şeytan gibi korkunç derecede zekası olan 2 tane kardeşsiniz ya. Ya sen bir sus kardeşim, ne karışıyorsun ya? Abicim biz o parayı hamama harcadık ya. Nasıl ki dünyaya barış, huzurluk, mutluluk getirmek istediysek Divri'de temizlik, pür ufaklık getirmek istedik ya. Bir de dünyaya yeni gelen kardeşimiz bebesinin masrafları var. Evet. Bu devirde çocuk doğurmak ayrı bir dert. Of. Doğurduk onu büyütmek ayrı bir dert. Of. 54 yaşında çocuk doğuran bir anne sahibi olmak zaten en büyük dert. Ya. Ya. 100 bin doları. Aynen. Hamama gömdünüz öyle mi? Vay be. Ulan ben Divri'de açlıktan 7,5 kilo aldım. Aldım dedi. Abi verdim diyecektin herhalde. Aldım arkadaşım, aldım. Füzyon mutfağıyla beslenen adamdım ben. Divri'de açlıktan ekmeğin gözüne gözüne vurdum. Günden bir çekim oldum duyurmak için. Yani bu kadar çektiğimiz ezalar, cefalar boşa mı gitsin ya? Bunca adamın çektiği eziyet bir hiç içinde olsun yani. Var mısınız? Evet dostlar, bizim için değil, kendi çektiklerimiz için. Bizimle bu arabayı çalmaya var mısınız? Sen bu gazı yedin mi Hacı abi? Yemedim ama yemiş gibi gözükeceğim. Ben de yemedim ama hiç değilse bir araba çalayım, hayatıma renk katar. Kolay gelsin abicim. Abim saygılar. Saygılar abim. Kolay gelsin abim benim. Abi. Kurbanın olayım abicim. Şu garibana bir yardım et. Gözünün çapağını yiyeyim abicim. Ne verirsen eline o gelir seninle abim. Devam et kardeşim. Bekleme yapma. Hadi git. Abicim gözünün çapağını yiyeyim. Bak 8 tane kardeşimi yurt dışında okuyorum. 15 tane amcaoğlunu yurt dışına tatile gönderdim. 32 tane evcil kedim var. Barınakta mama beklerler abim. Hadi gözünü yiyeyim. Yahu çekil mekanın önünden. Siktir git lan. Abicim niye küfrediyorsun ki? Ha? Ben seninle burada bir şeyi paylaşıyorum. Bak bacağımı da zaten piç pıl ısırdı. Samimi söylüyorum. 3 hafta önce konseri vardı abi. Gittim sahneye çıktım herifin. Ayın bir selfie çekilebilir miyiz? Adam öyle bir tepki verdi ki bacağımı ısırdı abi. Ya işte dünya. İyilik yap piç pıl. Mekanın önünden uzaklaşmayanın anasını gondiklesin. Oğlum sen benim anlama ne küfredin? Amına kodumu çok. Allah! Şirme mi hacamat ediyorlar? Ne yapacağız hani, ne yapacağız? Kazamız mübarek olsun beyler. Metin!
Dayan! Dayan kardeşim yetti! Allah Allah! Allah! Lan şu kamyonet fişine he diyecektiniz ya! Ben benimkini hallediyorum beyler. Sikeyim yanlışlıkla adamın kafasını kopardım. Ne yaptın, ne yaptın? Anlamadım ki abi. Kafası gırtıklı koptu. Yanlış bir yerine mi vurdum nedir? Sivaslı Yiğit onun acı kuvvetini görüyor musunuz? Gerçekten de kontrolsüz güç güç değilmiş. Oğlum mankenmiş yala bunlar. Eski manken mi? Yaşar Alttekin gibi mi? Bal satmayıp güvenlikçi mi olmuş? Ha, cansız manken. Beyler yardıma koşun. Benim rakibim çok dişli çıktı. Yani bacak gibi bir şey lan bu. Boynumu kısalladı. Ali amca ne yapıyorsun sen ya? Kendini deli gibi bir şey ettin. Ya bırak, hala bırakmıyor bu. Ya abi sen cansız mankenden dayak mı yiyorsun ya? Oğlum madem manken cansız sen niye dalıyorsun? Lan sen yoksa vitrindeki cansız mankenleri gondikleyen bu hastalarından mısın? Ne alakası var abi? Herif benimle konuştu. Kovdu beni, kovdu. Beyler. Devam et kardeşim. Bekleme yapma. Hadi git. Mekanın önünden uzaklaşmayanın anasını gondiklesinler. Ya anama küfrediyor. Her türlü dalarım ben buna. Ya neyse ne işte beyler. Cansız manken nedir arkadaş ya? Bunları dikmişler buraya korkuluk gibi. Bize karga muamelesi yapıyorlar. Hadi oğlum hadi ya. Kırılmadı. Neyse mühimmatını alayım. Oğlum buraya çıkmış ya lan. Beyler kamera. Dur dur. Hadi. Beyler. İkinci kamera. Bende. Lan ne bende bende artist. Pıs pıs yapıp duruyorsun. Kenara geç. Geç şöyle kenara. El at bakalım. Gel gel gel. Geç. Geç. El at. İndir bakayım yavrum. Lan gerizekalı. Bildiğin webcam lan bu. Güvenlik kamerası falan değil. Nereden anladın abisi? Ya neyi nereden anladın ya? Benim ergenliğim bu kameraların önünde. Kamerayı açsana. Sende cam var mı? Orası sıcak değil mi? Üstünü çıkarsana demekle geçti ya. MSN bile ben bu kadar günah ortak olamam dedi. Kendini kapattı abicim. Şuna bak. Bak ilk görüyorum. Ucunu bile bir yere bağlamamışlar. Sakızla yapıştırmışlar. Yeter lan. Vay arkadaş ya. Görüyor musun bak arabamıza bizim Truman Show muamelesi yapmışlar. Etrafımızda gördüğümüz her şey fason, her şey çakma. Arabayı buldum Petito'lar gelin. Koş, koş. Oha. Oğlum dikkatli olun lan bak elektrik var diyor. At yalanı öpeyim inananı. Abicim tuş şunun ucundan da kaldıralım hadi. Ulan güvenliği cansız manken olan müessese elektriğe kıyar mı? Aynen. Kıyar. Hadi odun, odun yok mu? Bir kürek lazım şimdi bana. Bir kürek, bir kayık. Aha buldum. Dayanalı yettim. Överim gelmişine geçmişine ayıpsa ayıp. Ne vuruyorsun lan? Oğlum elektrik vücudunuzu tam terk etsin diye şey yaptım ya ben. Tabii bunlar elektrik faturası vermiyorlar ya. Dayamışlar elektriği. Şu kolumu kıracağın odundan telolojileri ayır da yaratkan fasifesi görsün. Oh şükür kavuşturan ha. Hadi kaldırın örtüyü. Evet. Çıkart. Çıkart çabuk. Ulan lan. Abi. Araba zopa çalıyor. Hadi binin gidelim. Hadi. Bu ne lan? Bizim arabamız değil. Çok güzel. Sizin arabanız nerede? Abi biz arabayı çalmadan bizim arabamızı çalmışlar. Polisi arayak mı? He, polisi ara abisi. Hatta sen ara şimdi polisi. Peki abim beni çok pisliyordu de. Ağzımı burnumu kırdı de. Bir de benden şikayetçi ol. Önden bunu yap. Yani, lan senin sana var ya sıktığım mermiye yazık. Bu araba yetkilinin arabası. Ofisinin önünde görmüştüm. Yetkilinin arabası buradaysa... Borla çalışan arabada yetkilinin evinin önündedir. İşte bu yüzden Şükriye Belediye onu tercih ediyor. Bir kere adam iş bitirecek. Nedeninin sadece bu olduğunu düşünüyorsan Ali Bey amca... ...kendinle fazla barışık bir insansın bence. Sen nasıl konuşuyorsun lan abimle? Ne var lan yalan mı kiran? Doğru ama bunu burada konuşmayalım. En azından abimin yüzüne karşı söylemeyelim Emrah. Yeterince arkasından konuşuyoruz zaten gariban. La bu bizim ajansın ismi neydi? Ajans 4499. O ne oğlum öyle? İndirimli fiyat gibi şirket ismi olur lan? Kim ne bunlar? La sanki kaç tane yaratıcı ajans ismi duydum ya? Araştırdık oğlum. Adamlar sağlam kristal elmaları bile var. Kristal elma. Güzel.
oturaklı. Peki Emrah kardeşim, bu tip adamlar toplantılarını daha şekilli mekanlarda yapmazlar mı? Bu ne güzel kardeşim ya. Menüye bak oğlum, iki tane çorba var. Biri mercimek, biri ezogelin. Bu ne lan? Çeşitlilik et. Gevreği pilavı baş koş ede ama. Lan başlarım pilavına. Başlatmam lan gevreği pilavına. Şu gördüğün muhteşem yiğit o vücudumun %80'i su, %20'si ise gevreği pilavının pirinci. Oğlum adamlar ünlü resmi diye duvara Uğur Dündar'ın baskın fotoğrafını koymuşlar lan. Ya işte tarz, mekan ve kirven reklamcılar, bilmiyor musun? Bayılırlar böyle salaş konseptlere ya. Bize de böylesi denk geldi, ne yapalım? La oğlum bundan konseptlisi niye? Kır pidecisi diyorlar lan. İşin kebap kısmı bize düştü. Lobo mogo diye bütün mekanları gezeceğiz, ortamlara akacağız diyorduk. Gele gele geldik esnaf lokantasına. Nerede lan bu ajans? Hı? Müşteri biziz. Bizim bekletmemiz lazım. Nerede? Benim gelirim ya. Beklemeseydiniz koçum, başlasaydınız ya. Emrah sensin değil mi? Tarzına bayıldım. Klasikler eskimez. Oturun oturun. Allah belanızı kaldırsın. Masayı birleştirin. Hayırdır dayı? Kimsiniz? Dayın Kurban. Ajans 4499'un CEO'su Hayri Görsel. Göksel'di. Mahkeme kararıyla Görsel'e çevirdim. Sektöre binaen. Bunlar da brand menajerim, bir yetim traktörüm ve halam. Halan mı? He. Muhasebeye bakıyor. Bakıyor da görüyor mu acaba ya? Gel buraya gel. Demek reklam ajanslarında taş gibi hatunlar var ha? Gördük taş gibi hatunu. Al sana taş gibi hatun. Fosilleşmiş. Yakıyor yakıyor. Kokacak lan birazdan. Arkadaş, niyet neydi? Akıbet ne oldu? Hala da amma ihtiyarlamış ha. Bildiğin dışa vurumcu tablolara dönmüş. Munç'un çığlığına benziyorlar. Munç ne? Oğlum öyle şeyler söyleme, ayıptır lan. Neye benzetti sen kadını, anlamadım ben. Ulan daha Munç'un çığlığından haberin yok ya. Kara cahil. Biz de seni aldık reklam ajansı toplantısına getirdik ya. Bak şimdi. Hala, alo! Hele! Bakıyor mu lan? Bir bak, koca karı. Şimdi böyle elini al, avucunun böyle he, yanaklarını kenara koy. Ağzını da böyle böyle... Böyle. Oğlum bak, aynısı lan. Aa, hatırladım lan. Vallahi hatırladım ha. Sizin iş otomobil üzerineydi değil mi? Şimdi bizim işten ziyade başka şeyler konuşalım dayı. Bizim iş şu an için confidential. Ah buyur. Oho, daha aynı dili konuşamıyoruz ya. Dayı, sektöre kaç yılında girdiniz? Duayen dediği diler sizin için. 99 yılında kurulduk Malatya'da. Malatya'da. Gaysının ve reklamcılığın merkezinde. Evet, 4499 da oradan geliyor. 99 yılı Malatya. Oo, bayağı yaratıcı bir fikir. Oo, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Kristal elma aldı dediler sizin için. He, Amasya Belediyesi verdi hizmetlerimize karşılık. Sağ olsunlar. Bak, kalk! Delirtme beni, kalk hadi kalk. Ya plan söylemiştik, divri pilavı, onu yeseydin. Başlatma pilavı lan, kalk. Dur oğlum ya, plan da mıyım? Allah razı olsun hepinizden. Dayı sen Sırlar Dünyası 33. bölümde oynadın mı? Tam tahmin ettim. Oynadım lan. Ya oğlum Metin, biz harbiden varmışız ya. Yapacağımız bir araba logosu ne işimiz var bizim öyle ajans toplantılarında falan? İnternet ücretsiz tasarım programlarıyla dolu. Oğlum az biraz büyük bakayım. Lan tırt, sen ayarladın ya o adamları. Biraz daha koy, yapla şunu. Arkadaş madem bu kadar basitti, biz daha önceden niye yapmadık bunu ya? Tamam bırak, bırak. Güzel oldu bence, bırak. Abi, vallahi çok güzel oldu ya. Oğlum çıktısını al bunu. Ha işte bu ya. Aferin lan Ali. Bu olanın böyle bir olaya yeteneği olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Bedene boyunsuz bağlanan bu kafada belli bir oranda da olsa beyin varmış demek. Sezai bunu hep bilgisayara yönlendirdi. Olur da oyun internet bağımlısı olur da odadan çıkmaz diye umdu ama nafile. Tık! Bırak süper! Of. Abim çok beğenecek ya. Ben dayanamıyorum. Bunu cama asacağım. Büyük Hilmi'nin arkasından ne iş çevriliyor burada? Size verdiğim görevi sallamayıp dalga mı geçiyorsunuz? Otoritemi mi sorguluyorsunuz? Nedir bu? Deneme. Logo çalışması yapıyoruz işte. Elimiz alışsın diye biz de bunları yapıyoruz. Logo mu? Kendini oraya vermiyorsun Metin. Vermiyor muyum abi? Vermiyorsun. Kiminle yapıyorsunuz logo çalışmasını? Çiplerin kırılsın lan vicdansız Iron Man. O nasıl bir elektrik vermek, bilgisayarı patlattı ya lan? Konuşmayıp hemen terk ettik canı. Karakuri, ne yapıyorsun oğlum? Şaşırdın mı? Hak etti patron. Porno izlerken yakaladım şerefsizi. Porno mu? Tövbe vallahi Metin ya, yalan söylüyor. Doların son durumuna baktım ben. Ne olmuş? Yükselmiş mi? İşte tam yükseliyordu, çarpıldım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm da. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne oldu la kirvelatte? Buradan vay benim arkamdan kimse gelmesin kardeşim. Aman ya siz gelmeyin, sen istemiyorum Emrah falan filan. Rüzgar yapıp çektin gittin. Ne oldu oğlum, elin boş gözün yaş dönmüşsün. He? Ne oldu oğlum logo işi?
Lan ne logosu, logo mu almaya gitmedim ben ya. Çocuğun bilgisayarını patlattık, bilgisayar almaya diye çıktım, alamadım. Dünyanın parası ya. Ben de ne yapayım, Feyza'nın laptopunu verdim çocuğa. Bu aralar nasıl olsa aşk acısı çekiyor. Farkına bile varmaz. Mal. Sana ve boş beleş işlerini geçiyorum Kirve. Ha ben? Ben de ne yapayım ya? Emrah ne yapar kardeşim? Emrah'a görev verirsin, onu yapar. Ben de arabanın logosunu buldum, logosunu. Nasıl la? Oğlum Karakuru'nun elektroşoku senin gimanı mı açtı la? Ana. Şarjı bitmiş bunun. Bitti. Yani ben bitirdim. Sayılır. Baktım elinden kurtulamıyorum. Seri küfürlerle şarjını bitirmeye çalıştım. Yemedi. Uzatma kablosu çekip kendini üçlü prize sokup beni şoke etmeye devam etti. Neyse ki çığlıklarıma duyup yetişen kahramanlarım şalteri indirdi. Yoksa benden geriye elektrik faturasındaki yüklü bir harcamadan başka bir şey kalmayacaktı ki. Birileri senin hayatını mı kurtarmaya çalıştılar? Yazık, hayra vesile olacağım diye şerre batmışlar. Zavallılar. Onları bana Allah gönderdi Metin. Zaten logo çalışmasını da birlikte yürüttük. Beyler, buyurun. Buyurduk. Aha, senin toplayacağın ekip de ancak bu adamlardan oluşurdu işte. Oğlum bunlar ne anlasın logo tasarımından falan ya? Ben açıklayayım müsaadenizle. Efendim bildiğiniz üzere biz üçümüz zabıtayız. He he, zabıtalar. Belediye kadrosunda olduğumuz için de açılan kurslardan indirimli ya da ücretsiz olarak faydalanabiliyoruz. Bir de bizim pis bir huyumuz var. Bir şey bedava olunca coşuyoruz. Ahşap boyamadan takı tasarımına kadar bütün kurslara katıldık. En büyük başarıyı da reklamcılık ve grafik tasarımda sağladık. Benim olayla alakam yok. Çay bedava dediler, geldim. Bedava mı? Tabii oğlum, adamlar logo için çalıştı. Karşılığında da bir şey olsun ya, değil mi? Adamlar emağın yemağını yemesin mi be Metin ya? Hadi beyler, çalışmalarımızı gösterelim artık Metin Bey'e, hadi. Ben başlayayım, ben başlayayım. Benim motor için düşündüğüm isim, hazır mıyız? Hazır mıyız? Borburo. Borburo. Motorun borla çalışması ve mucitlerinin kardeş olmasından yola çıktım. Bakın isterseniz Borburo ile ilgili çok güzel bir internet virali de yapabiliriz. Borburo herhalde. Borburo. Motor olan. Logoyu da aile vurgusunu yapmak için böyle tasarladım. İsim önerim Arda. Arda. Yurt dışına çıkarken yardımı olur diye düşündüm. Logo olarak da ünlü futbolcumuzun simgesi durumunda olan pantolon paçalarını resmettim. Benim motor için bulduğum isim önerimse Fıstık. Fıstık. Sezerci'nin Öksüzler filminde açık arttırmaya çıkarılan eşekten aldım ilham. Logoda da fıstıkla kırbacı aynı karede kullandım ki böylelikle sürücüyü sağduyuya çağıran bir amblem. Saygılar. Tekrar söylüyorum, benim olayla ilgili fikrim yok. Bedava ıhlamur var dediler, gel. Ihlamur. Var mı beğendiğin kardeşim? Her birinden ölesiye nefret ettim. Biliyorum kardeşim. Öncelikle sana çeri çöpü sundum ki benim fikrin kıymeti harbiyesi anlaşılsın. Arabanın ismi ne oldu biliyor musun? Yiğido. Yiğido. Bu topraklardan bir isim. Ve amblem sevgili aziz dostum. Amblemse çok daha tanıdık, çok daha bizden. Kangal. Kangal. Oğlum sen manyak mısın? Ne anlatıyorsun sen? Daha doğrusu ben manyak mıyım? Seni niye dinliyorum ya? Oğlum biz abimle motorun ismini koyduk. Tahsin olacak adı, Tahsin. Oo. Tahsin mi? Lan öyle saçma sapan isim olur ya, Allah Allah. Rahmetli babamın adı Ulan. Çok güzel düşünmüşsün kardeşim, tebrik ederim. Gerçekten hayırlı evlatsın, yerinde bulmuş. Tahsin beyler, Tahsin. Değil mi, ne diyorsunuz? Saygı duyarız, saygı duyarız. Ama işte logosuz merhaba diyecek dünyaya. Lansmana da ne kaldı ki şunun şurasında? Vazgeçtim lan ben. Hadi be. Fıstığın neyini beğenmedi ya? Abi. Hani bu logo var ya. Abi. Logo var ya. Yok. Ya ben bunu bu adama nasıl söyleyeceğim ya? Söylemezsem de lansmanın ortasında beni şamar oğlanına çevirir. Kaderden kaçınmaz Metin. Ya Allah. Abi. Abi logoyu ben... Getirdiler, getirdiler. Aferin, elinize sağlık. Tam hayal ettiğim gibi olmuş. Simge tertemiz. Fikir de senden çıkmış. Öyle diyorlar. Yazı karakterini babamın not defterinden çıkartmışsın. Vay be. Taksinimiz kendi el yazısıyla çıkacak sokaklara. Kendi el yazısıyla dünyayı dolaşacak. Barış ve mutluluk getirecek. Ben şöyle gideyim de takayım geleyim. Evet. Helal lan sana. Hadi hadi. Ay, ay ya.
Benim olayla ilgim yok he. Ben başından beri bir çay peşindeyim ya da ıhlamur. Ihlamur. Buyur. Siz normal değilsiniz oğlum. Ihlamur da feda olsun çay da. Ne olacak? Seyirciler hazır mıyız? Evreka!